arka arkaya ciddi bir eğitim süreci oldu. 25 kişilik bir grupla başlamıştık ama dersler çıkmıştı. İşte hastalıklar oldu, birkaç kişi ameliyat oldu yani bu zamanda. Bütün bunlardan sonra bir kısmı da arkadaşlarımızın iş kurmayabiliriz dediler. O da bir kazanımdı tabii bizim için. Bugün 3 tane takımımız sunum yapacaklar. İlk takım Kampla, ikinci takımımız Taş, Çip şeyle. Üçüncü takımımız da bir dakika, Era Telemetri. Ben de çok heyecanlıyım da. O yüzden sistema bakmayın şimdi, böyle çocuklarım gibi. 10'ar dakikalık sunumlar olacak. Sizlerden beklediğimiz iş modelleri üzerinde riskli taraftan neler olabilir? Düşünülmemiş veya yeterince fark etmediğiniz riskler neler olabilir? Biz bunları açıkçası fark ettirmenizi istiyoruz. Çünkü bizim görevimiz mutlaka taraflar olacaktır. O yüzden birazcık eleştiren bir taraftan da acaba bizi ulaştırabileceğiniz kanallar, hani satış kanalları veya network açısından bize katabileceğiniz iş fikirleriyle ilgili verebileceğiniz firmalar gibi şeyleri sormak istiyoruz sadece. Bugün biz para istemiyoruz. Zaten aramızda melek yatırımcı da yok. Daha çok buradaki firmaların bir kısmı zaten satış yapmaya başlamış. Daha doğrusu firmalaşmaya başlamış oluşumlar diyeyim. Hoş geldiniz hocam. Sözü de fazla uzatmadan Kampla'yı böyle teslim ediyorum. Ha, pardon, çok özür diliyorum. Bir tane misafirimiz Skype'la katılıyor. Muhammed bir dönem derslere katılmıştı. Muhammed, siz göremiyorsunuz, o bana el salladı. Duyuyor. ama menisküs yırtmış. O yüzden her durumda göremedi. Bu şekilde katılıyor o da. Eğer hani sorularınız olursa isterseniz sunumları bitirelim. Sunumun hemen arkasında tartışmaya geçebiliriz. Veya hepsini arka arkaya yapıp ondan sonra en sonunda tartışabiliriz. Şimdi Kampla abla başlayabiliriz. Buyurun. Bahsetmek istiyorum öncelikle. Ayça Göçmen, kendisi elektrik elektronik yüksek mühendisi. Aynı zamanda şu an otomotiv mühendisliğinde doktorasını sürdürmekte. Besim Baranoğlu hocamız doktora seviyesinde makine mühendisi kendisi. Ben İhsan Doğaç Usta, inşaat mühendisliği mezunuyum. Mustafa Gücen ve arkadaşım da yazılım mühendisliğinde birlikte öğrenci olarak öğrenim hayatına devam ediyor. Öncelikle bizim bu projemizin nasıl ortaya çıktığından bahsedeceğim. Elif Aydın hocamızla yaptığımız çeşitli konuşmalar sırasında kendisinin anten tasarımı ve ilerletilmesi, geliştirilmesi çerçevesinde sıkıntıları olduğunu öğrendik. Ve bunun sonrasında 5 anten ya da 4 poli anten gibi antenlerin tasarımı ve geliştirilmesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu öğrendik. Bunun sonrasında da bu tasarımları ve ilerleme geliştirmeyi yapabilmek için çeşitli yazılım programları olduğunu öğrendik ve bunun için yabancı menşeli yazılımlar. Bunun devamında bu tarz mühendislik yazılımlarını sadece anten tasarımında değil, çeşitli akışkanlar dinamiği tasarımlarında, plastik deformasyon tasarımında ya da inşaat mühendisliği bölümü içinde dayanımın hesaplanmasında çeşitli sıkıntılar olduğunu gördük. Ve bunun dışında da yine bu çerçevede hizmet veren çeşitli yine yabancı menşeli programları slaytımızda görüyorsunuz. Şimdi tüm bu bahsettiğimiz yazılım programlarının ortak özellikleri var. Bu ortak özellikleri çok iyi anlamda bahsedebileceğimiz şeyler. Birinci olarak yüksek lisanslı ücretleri, bunları kullanabilmeniz için çok ciddi anlamda mevdalar gerekiyor ve bu da kullanım ve geliştirme açısından çok büyük bir dezavantaj. Bu
arasında yüksek hesaplama kapasitesi talebi. Bundan bahsettiğimiz olay çok güçlü anlamda bilgisayarların gerekliliği. Ciddi büyük miktarda CPU'lu bilgisayarlar, dolayısıyla yine çok büyük mevzalardan bahsediyoruz. Tabii bunlarla da bitmiyor. Bütün bu programlar kullanım zorluğu açısından da son derece karmaşık, anlaşılmaz. Ciddi anlamda da bu bağlamda uzman eğitimde personel gerekliliği arz etmekte. Bunların dışında modelleme zorluğunu gösteriyor. Aynı zamanda da eğitim, teknik destek ve danışmanlık açısından da sıkıntılar gösteriyor. Çünkü tamamen bahsetmiş olduğum gibi yabancı mevzu. Peki biz kalkulat olarak nasıl bir çözüm sunuyoruz? Öncelikle tamamen yerli bir yazılım olacak. Yüksek lisanslama ücretlerinin yerine biz kullanım süresine göre ücretlendirme üzerinden hesap yapacağız. Bu demek ki sadece bir programlama için insanlar bütün yazılım almak zorunda değil. Sadece kullandıkları süre içerisinde gerekli ücreti ödeyecekler ve bu da ciddi anlamda mevzuatta bir azaltma yönelik olacak. Bunun dışında bulut üzerinde hesaplama olacak. Bu da çok nadir bulunan bir şey. Bunun dışında kullanıcı dostu arayüzler. Bizim için en önemli kısım belki de bu. Kullanım açısından insanları çok daha rahat bir şekilde insanların anlayabileceği ve çabuk ilerleme sağlayabileceğimiz bir tasarım düşünüyorum. Bunun dışında sınır eleman yöntemiyle kullanacağız biz bu programı. Ve en güzel taraflarından birisi de tabii Türkçe eğitim sesleri doğrudan danışmanlık ve teknik destek sağlayarak yabancı bağımlılığını ortadan kaldırmayı ya da en azından azaltmayı düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'de bu pazardan bahsetmemiz lazım biraz. Türkiye simülasyonu nedeniyle dış ticarete tahmini 20 milyon dolar. Yani bu sadece lisanslı olarak, yani kayıt içi diye tabir edebileceğimiz mevzadan bahsediyoruz. Bunun dışında tabii lisanslama ücreti olmayan çeşitli programlar bu fiyatın üstüne dahil değil. Başlangıç için hedeflerimiz küçük ve mikro şirketler, savunma sanayi firmaları ve haberleşme firmaları. Bunlara da örnek vermek gerekirse BSD, Aselsan, Aversan, Türksel ve savunma sanayine bağlı CTM firmaları. Türksel'de savunma sanayinde bir görüşmemiz oldu. Türksel'de de görüşmemiz iyi şekilde ilerliyor. İkinci bir görüşmeyi yapacağız. Piyasadaki rakiplerimizden bahsetmek gerekirse piyasadaki eğitim yazılımları ve özellikle danışmanlık firmalarını örnek verebiliriz. Bunlara da örnek olarak Diyas ve Figesis'ten bahsedebiliriz. Bu bizim geliştirme aşamasında tasarladığımız AI çerçevesinde şirket kurulumu, anten arayüz modülü gibi görmüş olduğumuz aşamaları görüyoruz. Şirket kurulumunu 2 ay içinde tamamladıktan sonra arayüz modülünde tasarım aşamasını 3 ay sonrasında programlamayı da toplamda 8 ay sonrasında tamamlamayı hedefliyoruz. Web üzerinden erişimin sağlanması kısmında 7. aydan itibaren 12. aya kadar sürdüreceğiz. Modül testlerimiz de 8. ayda 11. ay arasında olacak. Web üzerinden erişimin sağlanması kısmında öncelikle akademik günlere bir programı açmayı düşünüyoruz. Bunun sonrasında da tanıtım reklam pazarlama aşamasına geldiğimizde 11. aydan itibaren 15. aya kadar bu reklam üzerine yoğunlaştıktan sonra satışlar kısmında da 13. aydan itibaren sürekli bir şekilde satış yapmayı planlıyoruz. Geri besleme ve tekrar tasarım aşamasına da 8. aydan itibaren geçeceğiz. Burada yine akademik alana vermiş olduğumuz ön testlerden sonra daha sonra da diğer kullanıcıların 12. aydan itibaren kalacağını gördüğünüz üzere kullanıcıların geri beslemeleri şeklinde olacak. Ve en sonunda da yeni modüllerin geri yayılması kısmında 20. aydan itibaren başlıyor. Şimdi bu chartta gördüğümüz gibi 8. ayda ilk basamakta arayüz üzerinde ilk denemeler kısmına geçeceğiz. Daha sonrasında 11. ayın sonunda internet üzerinden erişim beta versiyonunu yayınlayacağız. Geri beslemeleri alabilmek için. Devamında da yaklaşık 2 ay sonrasında ilk versiyonunu yayınlamayı planlıyoruz. 17. ayda gördüğümüz gibi bizim hedefimiz bahsetmiş olduğumuz 20 milyon dolar kısmının yaklaşık 1/5'inden bahsediyoruz ve bu da yaklaşık olarak 100 bin dolar bir ciro ete kabul ediyor. 22. aydan itibaren de mikro akışkan modülü beta versiyonunu tasarlamayı düşünüyoruz. Piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Burada yine çeşitli harcamaları göstermeye çalıştık. İlk 2 ayın içinde şirket kurumu, bilgisayar alımları, başlangıç personel masrafları ve sabit giderler gibi giderlerimiz olacak. 8. ayın sonrasında mühendis istihdamı
lisans ücretleri ve hosting hizmetleri ve alan adı gibi kalemler altında çeşitli harcamaları bulunacak. Bunun devamında cloud server masraflarını bulacak ve tanıtım, reklam ve gider masraflarını bu tabloda görürüz ve 17. ayda itibaren de gelirlerimize ulaşmaya başlayacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Danışmanlık firması olarak iki firma gördük. Ve diğer yazılım firmaları, daha önceki slaytlarda göstermiş olduğumuz yazılım firmaları. %0.5'in sebebi ne? Sen dedin ki işte Türkcell'le ciddi görüşmelerimiz devam ediyor veya diğer firmalarla. Yani niye %0.5? Niye %5? Gerçekçi bir hedef olması açısından. Yani bu pazarın şu an Türkiye'de çok büyük bir istihdam açığı var. Geçen İki hafta öncesinde Meteksan'ın yine buna yönelik bir arzının olduğunu öğrendik. Bizim hedeflediğimiz ilk olarak o binde beş, yani yaklaşık gerçekçi bir hedef olması açısından binde beş bir rakamın bizim için iyi olabileceğini düşünmüştük. Ben az geldiği için soruyorum, çok geldiği için. Mütevazı oldu. Bir daha bir ilk aşama. Zaten modüllerimiz geliştikçe arttıkça bu da hedef pazarımız sadece. Çünkü şöyle bir durum söz konusu, biz bu işi cloud'da yapmak istiyoruz. Yani temel olay bu. Arkadaşım biraz önce bahsettiği diğer yabancı yazılımların çok pahalı ücretlerle diye bahsetti. Evet. Ve onların da bir cloud sistemi üzerinden böyle bir uygulaması yok. Yani bizim şu anda yapmayı hedeflediğimiz ve bir kısmını background'ını bitirdiğimiz, o modüllerini bitirdiğimiz yapıya cloud'a aktarmaya çalışıyoruz. Ki cloud olarak şu anda mühendislik hesaplamalarını cloud'da yapacak şekilde. Software bize servis yapmıyor işte. Yapma ihtimallerini de görüyorsunuz. Yakın zamanda var. Yani evet. Şimdi cloud teknolojilerinin bu kadar revaçta olmaya başlamasıyla birlikte değişik kişiler tabii bu sektörde kullanmaya başladılar. Ama genelde en büyük soru şu, bu tip büyük firmalar, yani büyük yazılımları işleten firmalar lisans ücretleri üzerinden ve CPU başına lisanslandırdıkları için. Şimdi mesela basit bir örnek vermek gerekirse Mark bir ticari lisansını 50.000 euroya veriyor senelik bir CPU için. Ama ikinci CPU isterseniz bir 20.000 euro daha istiyor. 4 CPU isterseniz bu katlanarak artıyor. Otomatikman cloud üzerine gitmek onlar için pek ekonomik bir şey şu an için arz etmiyor. Önemli bir rakip önlerine çıkmadı. AutoCAD geçti ama AutoCAD'in lisansları yine çok cüz'i lisanslar ya da Office geçti. Fiyat dışında farklılığınız ne? Yani ben yani ucuz olduğu için mi siz tercih edecekler yoksa daha farklı bir şey sağlıyor musunuz onlara? Hani diyelim ki diğerleri de cloud'a geçti. Hani orada sizi şeye çıkaran nedir? Aslında bahsettik onları yine üstünden gelecek olursak bir kere zaten çok kolay bir kullanım arayüzü olacak. Yani şu anda örneğin bir anten tasarımında HFSS kullanılıyor çok yaygın olarak. Ama onun için yani epey bir personel eğitmek gerekiyor. Evet, onu kullanabilmek için. Zaten çok basit bir arayüzümüz olacak. Onun dışında her türlü, yani isterseniz elinizdeki bilgisayardan da işlemlerinizi yapabileceksiniz. Yani illa ofisteki tek bir bilgisayara bağlı kalmayacaksınız. İnternet üzerinden olacağı için. Bu şekilde. Yöntemsel bir fark da var. Tüm bu programlar bizim finite element metot dediğimiz bir yöntemi kullanıyor. Onun avantajlı olduğu problemler tabii ki var ama bizim şu an üzerine saldırdığımız bir problem boundary element yöntemiyle çok daha iyi çözülebilen problem seti değil. Hele ki HFSS mesela son iki senede modelleri değiştirdi ve finite element'i yarı finite yarı boundary yaptı. Sırf problemleri daha iyi çözülebilen. Yani bizim yöntem olarak da ama orada çok ucu açık bir şey var. Bu yöntem her problem için iyi demek yanlış bir şey. Ama şu an bizim planladığımız alanda bu yöntem bariz avantaj
sağlıyor. Diğer programlar... O alan sizi kısıtlıyor mu acaba? Yani pazar orada 20 milyon dolar gibi bir şey görüyor. O pazar hangisi? Yani kısıtlayan alan mı yoksa tüm pazar mı? Tüm pazar. Ama burada şey de var. Türkiye. Türkiye. Yani az önce sizin sorduğunuz soruya istinaden tekrar bir konuyu açmak gerekirse, Türkçe arayüz yapacağız dedik ama hani programlamayı siz tahminimce bizden daha yakınsınız. Türkçe bir set oluşturduğunuz takdirde zaten onun İngilizcesini, Almancasını aynı set üzerinden çok rahat versiyon olarak sunabiliyorsunuz. Yani bir dil dosyası için şey. Yani yatırımcının karşısında sunum yaptığınız zaman işte yerli yok, işte burada hani Türkiye için dediğiniz zaman yatırımcı ilgilenmiyor. Yani orada küresel bakışınızı gösterebilmeniz gerekiyor. Eğer hani şey yapmak istiyorsanız. Sadece Türkiye pazarı deyince bu sizi kısıtlayabiliyor. O nedenle ona dikkat etmek lazım. Yani o kısmını aslında şey yapmak için. Çünkü diyorsunuz ki biz yerli olacağız. Şimdi yerli olduğunuz zaman buradasınız. Yani Türkiye. Ama aslında yerli değilsiniz. Yerli anlamda kastettiğim için sadece yerli tasarım anlamında. Bunu çeşitli ülkelere mümkün. Ama öyle anlaşılmayabilir. Onu demek istiyorum. Yani orada biraz daha ufkun geniş olduğunu gösterebilmek gerekiyor. Pazarı 20 milyon dolar diye Türkiye pazarına vermişsiniz ya mesela. O da daralıyor orayı. Niye? Çünkü madem dünya bizim pazarımız. Yani Türkiye'de üretiliyor mu? Pazar dünyaysa o zaman şey olarak hani oradaki ciro olarak 20 milyon değil de dünyadaki pazar dönüşüyor mu? Belki şey denebilir. Sadece Türkiye'de bu kadar. Bir de dünyayı düşünün. Yani. Ama kaç işte bilmiyoruz yani. Evet. 20 yani milyon Türkiye'de dünyaya kadar kullanılıyor. Bunu soracaklardır çünkü size. Ben hedef pazarla ilgili aslında bir şeyler sormak istiyorum da şimdi hem hedef kitlenizde bir mikro ve küçük işletmeler var. Bir de altta işte Türkler, Aselsan vesaire diye öyle baba şirketler var aslında. Temelde iki tarafa da sunduğumuz şey aynı mı? Yoksa biz tümüne de sunarız. Dolayısıyla dünyamızın burada ben farklılıklarla farklı bir şey mi diyorsunuz yoksa yaptığımızın hepsini de karşılıyor mu ihtiyaçları? Hepsinin talebi aynı mı yani? Küçük mikro bir işletmenin talebiyle Türkcell'in talebi aynı mı? Şimdi olayı modüler olarak düşündüğünüz zaman aynı diyebilirsiniz. Çünkü bizim amacımız burada şey değil, yeni bir yazılım üretmek değil. Var olan bir yazılım için bir arayüz seti oluşturmak. Orada firma ile görüşüp bile onların problemine özel arayüzler üzerine bile çalışılabilir diyebiliriz. Anten modülüyle başlamaktaki temel şeyimiz şu, o alanda belli bir acı gördük açıkçası. Ve oradaki fikir evet belli bir şey getirdi. Ve anten tasarımına baktığımız zaman yapılan iş aslına bakarsanız şöyle bir anten tasarlamak istiyorum deyip bir kütüphaneden anteni seçiyorsunuz. Ondan sonra geometri parametrelerini giriyorsunuz ve analize gönderiyorsunuz. Yani bunun hani bir sayfa içinde tık 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 şeklinde drop down menülerle yapılabilecek bir şey olduğu için. Ama şimdi diyelim ki mikro veya küçük şirketler sadece dipol ve patch antenlerle uğraşır ama Aselsan dediğinizde horn anten de ister. O zaman o kütüphaneye horn antenin konacağı şekilde. İkisinde yapmayı deneyimiz var. Fakat hani önceliklendirmede müşterinin yönlendirmesinde biz hani hangi müşteriye gideceğiz? Sizin önceliğiniz ne oluyor? Yani Türkcell gibi şirketler mi yoksa daha mikro küçük şirketler mi? Yani onun, o sorunun cevabı yoksa bile hani o yönlendirme için zaten yapıyoruz ki başlangıçta bizim müşteri kitlemizi netleştirmemiz gerekiyor. Hangi tip müşteriye gitmeliyiz? Oradaki talebe göre de bir yılımızı, iki yılımızı şekillendirmek gerekiyor. Sizin bir tam şartınız vardı şey, zaman planımız vardı. Orada mesela tanıtım, pazarlama tarafı bana kalırsa çok geç başlıyor. Onun ön hazırlık tarafı işte ikinci ayda, üçüncü ayda başlaması gerekiyor çünkü sizin üretim İşte teknik becerilerinizin çok yüksek olması orada da bir plan çıkıyor. Pazardan biraz korkuklu. Çünkü siz hani ürünü geliştirmeyi için mükemmel olsun diye her şeyi yapıyorsunuz aslında o planı. Ama pazarın talebi belki farklı olabilir o hedef müşteri kitlelerinizin. Belki hani şimdiden yapacağınız bir mikro işletmeyi yönetebilirsiniz. Oradaki talep hepsindeki bir şey sizin şu andaki gidişatınızda ürün geliştirme, işte farklı modüllere ekleme gibi bir şeyleri değiştirebilir. Dolayısıyla hani 11. 12. aydan ziyade biraz bir ön plana çekmekte fayda var diye düşünüyorum ki tanıtım pazarlama aktivitesi. Bir de çok özür dilerim. Yani doğramak için sormuyorum. Sadece ürünle yönlendirme yapabilir miyiz diye soruyorum. Mesela şey deyince
elini alan bir uygulamamız zaten var. Hı. Ama o uygulama da onlar gibi hem yüksek lisanslama isteyecek bir uygulama hem de karmaşık bir yapıya sahip. Bizim amacımız, bizim amacımız onu basit kullanıcı modülleri halinde, yani sadece o kullanıcıya özel küçük modüller halinde ve bu sayede de lisanslamayla uğraşmak yerine sadece hedefe dönük. Zaten burada cloud dediğimizde bir tane arayüz değil. Mesela şu anteni tasarlamak için bu arayüz ya da bir başka problem için bir başka arayüz. Tamamen kullanıcının aşina olduğu parametreler. Yani aslında onların dilinden konuşmaya çalışmak gibi bir şey. Arkada tabii uygulama çalışıyor. O da cloud sistemde çözümü o yapıyor. Şey alternatifi var mı? Biz HDK ile diğer dediğimiz uygulamalarla konuşma şeyi var mı? Mesela şöyle, işte MATLAB'de bir HDK vasıtasıyla işte bir şeyler alıp verecek. Evet tamam, MATLAB'ı cloud için lisansiyle kalkarsanız alacağınız rakamdan ben korkuyorum açıkçası. Yani şimdi bir sonuçta bir tasarım modüllerden bahsediyorsunuz. Bunu bir komponent olarak farklı başka bir şey de uygulamalara head-on olarak koyma şeyi var mı? Oluyor, onu soruyor. Yani uygun fiyat alındığı takdirde tabii ki olabilir ama ben işte burada metal şekillendirme mükemmeliyet merkezindeki server için MATLAB lisansı almaya çalıştım. Bir tane core kullanırsanız 12.000 dediler. Çok güzel akademik lisans hani bir şey. Biz dedik ama 112 tane core vardı da biz bütün sistemi kullanmak istiyoruz. Öyle bir rakam söylediler ki hani dedik biz bir core alalım. Bunu şunun için soruyorum ama şimdi belli bir yatırım yapmış zaten işletmeler, firmalar var belki bu şeye, konu üzerinde. Siz eğer onların yatırımdan işlenirseniz, bazı element metotla bunların mevcut konfigürasyonunun üzerinde daha efficient bir çözüm öneriyorsanız, bunu bir third party olarak, bir add-on olarak mevcut yatırımların üzerine belki düşük maliyetlerle ekleyebilirsiniz. O zaman onlar açısından da avantajı çekiyor olabilir. O yüzden soruyorum. Yoksa bütün adam zaten yatırmış atıyorum 250 bin dolar. Yani 250 bin dolar yatırdıktan sonra ekonomiyi değiştirme cihetine gitmez. Ama bunu bir edam olarak koyacak olsan sistemler yüzük yapıyor. Her yıl o ödemeyi yapmak zorundasın. Daha doğrusu o ödemenin %25'ini işte şey adam altında bunlar. Lisans, maintenance var yazıyorlar ama sonuçta bir yatırım şey. Bu firmaların, hedef firmaların, daha doğrusu rakip firmaların ortak noktaları olduğunu söylediniz. Hesaplama anlamında. Yani farklı uygulamalar aynı metotları kullanarak simülasyon yapıyorlar anladığım kadarıyla. Ve bu durumda sizin uygulamanız bunların işte ortak noktalarını kapsayan jenerik bir uygulama mı olmuş oluyor? Yoksa işte az önce bir şey dediniz. Ayrıca bir uygulamamız var zaten. Ama insanların hedeflerine yönelik modüler bir yapıya getirip bunu sadece hesaplamak istedikleri zaman işte kullandıkları bir servis olarak sunmak istiyoruz dedim. Doğru mu anladım ben bunu? Şimdi arka planda çalışan programın diğer programlardan farklılıkları var. Bu birincisi. O işte yöntemle ilgili farklılık. İkincisi de bu konuda şunu örnek verebilirim. Mesela Mark Mentat diye bir program var. Çok yüksek lisanslama ücretleri var. Hollandalı bir grup çıktı. Onu sadece o programa yönelik bir arayüz yaptılar. Simifek diye. O metal şekillendirme işlemlerinin şeyi işte press bir library'den press seçiyorsunuz. İşte malzeme seçiyorsunuz falan. Aslında arka tarafta marka kullanıyor. Akademik lisansını 8.000 Euro'dan satıyorlar. Yani sadece arayüz geliştirdiler. Marka ve belli bir kesime yönelik yani sanayideki metal şekillendirme ile uğraşan insanlara yönelik bir arayüz geliştirdiler ve lisans olarak satıyorlar. Siz hem öyle diyorsunuz. Sizdeki de gaya o mu yani? Siz de yok, öyle bir arayüz için çalışıyorsunuz. Biz arayüz için çalışıyoruz. Bizim amacımız o arayüz tasarımı. Zaten arka planda çalışan program farklı bir proje kapsamında geliştirilmekte ve geliştirilmiş olan yani belli modülleri geliştirilmiş. O da modüler şekilde gelişmeye devam eden bir program. Biz asıl amacımız kullanıcı kolaylığını sağlamak ve erişim kolaylığını sağlamak. Yani, ama sadece o program için. Tabii. Şu an için. Sadece için yapmıyorsunuz. Evet.
ve ortak nokta dediğimiz aslında kötü anlamda ortak özellikler. Yani o slide'ı tekrar açabilirsek. Ortak özellik olarak bahsettiğimiz şey, tüm bu şirketler yüksek lisanslama ücretleri talep ediyor. Şimdi yine yüksek hesaplama kapasitesi talebi, yani büyük CPU ihtiyacı zorluyorlar. Kullanım zorluğu var. Uzman eğitimli personel gerekli, modelleme zorluğu. Yani kötü anlamda ortak özellikler. Biz buna çözüm olarak bir sonraki slide'da yüksek lisanslama ücreti yerine kullanım süresi ücretlendirme bazında farklı bir fiyatlandırma tarzı gücü. Yani senelik toplam lisanslama şeyi atıyorum. Küçük firmalar için örnek vermek gerekirse 3-5 tane Antep'in tüm bir program lisanslama ücretini hesaplayacağı kadar ödemesi gibi düşünüp kullanım süresine göre ücretlendirme gibi bir yaklaşım tarzımız. Yani burada bahsettiğimiz o ortak özellikler kullanıcıların biraz dezavantajını olan özellikler. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu yapılan işlemler mesela örneğin Havelsan için ne kadar kullanılıyor ayda sizce bu işlemler? Şimdi Havelsan ve Aselsan özelliğine giderseniz çok büyük rakamlar şimdi. Yani onlar zaten devamlı anten tasarladıkları için kendi özel antenleri. Hatta ki Aselsan'ın kendi yazılımını geliştirmeye başladığını biliyordum. Yani hatta bir şekilde onlarla da oraya Aselsan ve Havelsan yazmamızın aslında sebebi onlarla iletişim içinde olduğumuzdan dolayı. Yani hedef kitlemiz direkt onlar değil ama başka kanallardan Türkcell, Havelsan, Aselsan firmalarıyla bir nevi kontağa girdik anten tasarımı üzerine. Onların özelinde baktığınız zaman bunun için ekipleri var. Bunun için eğitilmiş ekipleri var. O yüzden onlar mesela HFSS gibi bir programı kullanmayı şu an zaten dediğiniz gibi tercih ederler. Yatırım da yapmışlar, personel yatırım da yapmışlar. Ama bunun yanında onlara hizmet veren küçük şirketler var. Özellikle de mikro ölçekli şirketler var. Bunların böyle bir yazılım alma talebi bile oluşturmuyorlar. Çünkü diyelim ki Havelsan'a senede 2 tane anten yapacak. 2 anten için 50 bin euro lisans parası ödemek istemez. Ama o 2 anteni tasarlamak için web üzerinden bir uygulamayla 2 analiz için işte ne kadar saat çalıştırdıysa o kadar saatin ücretini ödemeyi tercih edebilir. Genelde Türkiye'de tabii crack mantığı olduğu için ama maalesef bir yere bunu raporlamak istiyorsanız lisanslı da kullanmak zorundasınız. Buradaki temel mantık o. Yani aslında hedef pazarımızı Aselsan'a ya da Havelsan'a çevirmiş gibi gözükmekle birlikte çevirmiş de değil. Bizim onlarla kontakta olup onların alt yüklenicilerine yönelmiş durumdayız. Yani bu programlara gerçekten parası yetmeyen ya da para harcamak istemiyor. Yani diyelim ki çok basit bir proje geldi elinize. Bir kerelik bir programı kullanmak istiyorsunuz o proje kapsamında. Gidip o programın lisansını almak yerine böyle bir uygulamayla o programı bir kerelik kullanabilirsiniz. Şu anda nasıl çözüyorlar? İşte bu Tamamen şu an anten tasarımından bahsetmek gerekirse şu an yaptıkları şey şu, şöyle bir anten yapalım diye kesip deneyip frekanslarını ölçtürüp oldu oldu, olmadı olmadı geçiyorlar. Parametrik olacak, tasarımda daha önemli bir program olacak. Güzel bir ancak emin misiniz yani programların kullandığı denklemlerle sizin denklemler aynı seviyede vesaire mesela Maxwell denklemlerini çözüyoruz. Maxwell denklemleri çok aslında zor bir çözülmesi, zor bir denklemler. Teknoloji var mı sizin? Anten. Ya bu üç boyutlu. Anten dediğiniz zaman zaten Maxwell'in sadece wave ekmeği anlayışına girmiş olabilir mi? Emin misin? Emin. O konuda çalıştık yani. Ben bakıyorum hep böyle Maxwell'in. Bunlar hep Maxwell'in farkında. Tabii. Yani bizim zaten başta da belli bir derece ifade etmeye çalıştığım şey şu. Boundary element'in nasıl diyeyim, avantajlı olduğu problemler bizim asıl hedef. Yani o da, ondan eminseniz tamam. Şimdi, yani.
Yani avantaj dezavantajdan bahsetmek gerekirse şöyle bir şey söyleyeyim. Maxwell denklemlerini sonsuz ortamda anten dediğiniz o, buraya anteni koyuyorsunuz. Bu oda aslında o anten için, anten boyunda bile baktığınızda sonsuz. Şimdi HFSS ile bunu modellemeye kalktığınızda bu odanın tüm şeyini finite element gridi içine atmanız gerekir ki mesh içine. Yani çözülmez bir sistem oluşturursunuz. O yüzden genelde yakınsama yaparlar. Antenin çevresine bir tane kutu koyarlar. Bounding box denilen. O kutuyu çözerler ve aslında bu yakınsama, yani ikinci bir hata şeydi. Boundary element'in güzel tarafı wave equation tarzı, yani Maxwell ya da işte Laplace, Poisson tarzı denklemlerde sonsuz uzay çözümleri otomatik olarak elde edilebiliyor. Yani uzayı modellemenize gerek yok, sadece anteni modellemeniz yeterli. O yüzden diğer yöntemlere göre hem daha hızlı bir çözücümüz var. Şimdi aslında bundan bahsetmek çok istemiyorum çünkü bu bizim çalıştığımız taraf değil. Ben onu sormadım zaten. Yani siz ondan emin misiniz? Emin. Yani zaten eşdeğer nedir ya? Neyse. Diğer ikinci sorum da bu cloud'un da herhalde bir ücreti var. Nasıl işler? Onun da onun için koyduk. Şuraya koyduk. Cloud'a sahibi ki. Masaların serverleri ki. Yani. Şimdi biz çeşitli yerlerden fiyat baktık. Mesela Google'da startup kampanyalarda 0.40 yani 40 cent bölü saat CPU başına ücret talep ediliyor. Biz servis ücretimizi bunun makul bir seviyenin üstünde olacak. Yani aslında baktığım zaman o 0.40'ın çok daha üstünde olacak. Ama bizim buradaki ana masrafımız, orada cloud server masrafı diye girdiğimiz aslında denemeler süresinde biz para almayacağımız için aslında cloud server'ı biz kendimiz finanse ediyor olacağız o süre içinde. Ama ondan sonrasında zaten kullanıcı parasını verdiği için onun bir miktarı cloud server'a gidiyor olacak. Rakam olarak da söylemem gerekirse işte 0.40 yani 40 cent bölü saat Google'ın verdiği rakam. Turkcell'le konuştuk. Onlar böyle bir şey ilgilendi. Onlar da cloud grubu kuruyorlarmış efendim. Onlar da cloud grubu kuruyorlarmış. O servisi mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz dediler. Tabii onlar da yine aynı yerellik konusu söz konusu oldu. Ona takıldılar. Sadece Türkiye'ye satacaksanız bu şey olmaz diye. Onlar cloud serverlarına koyup tüm dünyada hani bize cloud'u bedava kullandırtıp kendi reklamlarını yapmak şeklinde. Bu servisi biz kullanıcılarımıza mesela KOBİ'lere bedava sunuyoruz gibi ya da işte bizimle çalışanlara bu servisi biz şu kadar ücretle diğerlerine bu kadara sunuyorsak size şu kadara sunuyoruz gibi bir şeyle o şekilde bilgilerini çekti. Burada benim iki tane nokta kaldı. Birisi şu, şimdi boundary element metottan bahsettiniz. Yani problem, onunla ilgili problemlere yoğunlaştığınızda problem uzayın içinde bu problemler yüzde kaça tekabül ediyor? Valla nereden baksanız %60-%70 değil. Öyle bunlar lineer problemler dedi. Ama yine de baktığınız zaman çoğu problemin asıl bel kemiği bunlar olur. Anten dünyasında anten dünyasında %100 diyebilirim. Anten dünyasında neredeyse lineer bir şey yok. Çünkü non-linearite sadece şeyden olabilir. Uzayda diyelim değişik bölgelerde elektrik iletkenliği ya da manyetik iletkenlik değişebilir. Onları da o bölgeyi ayırıp o bölge içinde tekrar çözerek elde ediyorsunuz. Yani Maxwell denklemleri zaten lineer denklemler. Diğer bu programın yani şeyi söylemiyorum, arayüzü söylemiyorum. Yani sizin diğer altta çalışan asıl o yazılımdan bahsediyorum. O programın çözüm anlamında o %60'a yoğunlaşan sektörde çok şey var mı? Potansiyel derken kastettiğim alternatif yazılım anlamında söylüyorum. Yani bütün yazılımlar birbirlerine alternatif şu anda. Yani böyle bu sektörde dünya ölçeğinde hizmet veren hani bu sizin dediğiniz gibi kaç tane yazılım var farklı anlamda? Yaklaşık yani bir daha böyle tam da şöyle göstereyim. Bu kadar. Bu kadar değil. Belki bir bu kadar daha bulursunuz ama bunlar domine edenler. Yani hani %100'lük bir payın bunlar muhtemelen %90'ını elinde tutanlar. Geri kalan %10 başka firmalar bulabilirsiniz. Yani işte şimdi çıksak webde bir search yapsak
100 tane yazılım bulursunuz ama onlar bu %10'un içinde hani kalanlar. Bunların hiçbir tanesinin sizin tasarladığınız gibi bir kolay kullanımı olan bir arayüz yok mu? Bir tanesini açayım mı hemen bilgisayar. Yok hayır, ilk defa mı sizin bu böyle bir arayüz fikri? Arayüz tasarlayanlar var. Yani az önce söylediğim gibi belli bir amaç için arayüz tasarlayan belli gruplar var. Ama şu an satıyorlar bunu değil mi? O arayüzler kullanılıyor piyasada. Tabii piyasada kullanılıyor ama bunların hiçbiri cloud üzerinde çözüm yapmıyor. Şimdi ikinci sorum o zaten. Hani böyle tarafından biraz pazarla ilgili nasıl hedeflerini konumlandırdığınızı anlamaya çalıştım. Cloud'la pazarlama yapmıyor olmaları onların, bunun herhalde düşünmelerinden değildir. Sektörün hani her fiyatlandırma biliyorsunuz, her pazarlama usulü her sektöre uymaz yani baktığınız zaman. Hani dinamik fiyatlandırma diyoruz, işte havayolu şirketlerinde oturmuş kullanıyorsunuz da İDO uğraştı mesela, geri bakma zorunda kaldı, olmadı falan. Yani her zaman bu pazarlama mantığı olmuyor. Bir metreden değil mutlaka muhtemelen. Şey anlamda o lisanslamayla satmak, böyle saat başına, kullanım saati başına satmaktan mutlaka sektöre daha avantajlı veya o daha avantajsız mı? Yani nasıl bir durumdan dolayı siz şimdi yeni bir alımda getiriyorsunuz sektöre. Başkaları niye yapmamış bir fiyatlandırma yani? Aslında başkaları yapmamış değil aslında. Başkaları yapmaya başladı. Az önce örnek verdim. AutoCAD mesela. AutoCAD çizim programı şu an web üzerinden saatlik lisanslamayla ya da günlük lisanslamayla alabiliyorsunuz. Gidiyorsunuz AutoCAD'in web sitesine. Günlük lisans istiyorum diyorsunuz. Günlük lisansınızı alın. Ama şöyle AutoCAD'den kastımız sizin sektör için konuşuyor. AutoCAD işte yazılımına bahsetmiyorum. Evet. AutoCAD'in kullanım sıklığı, kullanım işte alanı falan daha geniş durumda. Hani burada biraz daha sektörlere özel bir odaklamadan bahsediyoruz. Yani. Burada temelde bu yazılımların en büyük odak noktası yeni malzemelerle veya yeni problemleri çözebilmek üzere. Bunlar ellerinden geldiğince genel olmaya çalışıyorlar. Yani o problemi de çözeyim, bu problemi de çözeyim, şu problemi de çözeyim. O yüzden genelde Ar-Ge'leri yeni problem tipi, yeni alan, yeni araştırma şeyi. O yüzden cloud sistemleri, ben biraz o çok güzel bir örnek vardı burada Ege Üniversitesi Teknokent geldiğinde, pardon ODTÜ Teknokent geldiğinde, ODTÜ işte şeye benzetmişti, transatlantik. Bu firmalar biraz daha transatlantik Ar-Ge'leri anlamında. Yani döndürmek için biraz zaman gerekiyor. Siz yeni cloud teknolojisi dediğiniz zaman o tarafa dönmelerinin bir zamanı var. Biz orada biraz destroyer gibi direkt o tarafa hızlı hareket edebilme kabiliyetimizden yararlanacağız. Yani bu teknolojiler, çünkü cloud teknolojileri veya cloud'un kullanılmaya başlanması hesaplama anlamında evet belki çok uzun zamandır teorik olarak var ama işte Google'la birlikte, Amazon'la birlikte yeni yeni insanlar evet evde hesaplayacağım ama gideyim Google'da hesaplayayım demeye başladılar. Yeni yeni mesela şimdiye kadar TÜBİTAK'ta herkes şey yapıyordu. Ben bir tane server almak istiyorum diyordu TÜBİTAK'a proje verdiğinde. 30 bin lira server parası yazıyordu. TÜBİTAK'ta kesiyordu onu 15 bin lira yapıyordu. Şimdi insanlar projelerine şey yazmaya başladılar. Google'dan şu kadar süre satın almak istiyorum. Neden? Çünkü 100 tane CPU alabiliyorsunuz. Bir server alacağınız paraya 100 CPU'yu 2 sene. Sen örnekle hesaplamayı entegre edersen müşteriyi ikna etmede de daha kolay olur. Hani siz şahidim şu kadarlık zaten kullanım süreniz var. Dolayısıyla buna bu kadar para vereceğinizde bize bu kadar vermiş olacaksınız. Çünkü örnekle hesaplamayı yapmak zaten daha da muhtemelen büyük işletmelerle ilgili, büyük şirketlerle ilgili bu fiyat anlamı çok anlamlı olmayacak. Bir tür sebebi, bir halen sana asersen anlamlı değil ama onlara iş yapan mikro, küçük, yeni kurulan işte 10 kişilik, 3-5 kişilik yazılım gruplarının kullanımları anladı böyle. Tek seferlik, 3 seferlik, 5 seferlik kullanımlara olacak da burada sizin için ciddi bir pazarlama aleti boyutu var. O da önemli. Çünkü burada bir müşteriye girip büyük ciro yapıyorsunuz. Aynı ciroyu elde etmek için öbür taraftan belki 100 tane müşteriyle muhatap olmanız gerekecek. Ama dünyada tamam. Bunların hepsi mutlaka bir kulağı yapacak. Yani bu sektöre girişini anlamında, fiyatlanma anlamında. Yani her sektöre girecek. Yani onlar da uygulanabilir şeylerin hepsi oraya, bir kısım şey oraya gidecek. Hepsi gitmeyecek belki ama lisanslama gene kalacak. Ama şeyde kullanım artacak. Belli saat kullanımların üzerinde ücretin düşmesi falan filan gibi böyle modellerle hesaplar işte. Çok uygun diyor. Evet, takımın. Çok tuttum. Takım olabilir. Yok daha var. İkinci takımımız hemen sisteme ayrılıyor musunuz? Yani bir saatte çok 3'e 5'e tamam. Çok da ayrılmayayım. Tamam. O zaman biraz daha seri hareket edeceğiz. Zaten toplam 3 takımımız var ama hani
her takımda. Bakın öyle kısmı da vardı ama... O ayrı bir proje. Bu ayrı bir proje. O beraber bir proje. Proje bu. Kişisel olarak. Evet, bak. Öncelikle merhabalar. İsmim Mustafa Gücenmez. Bu program kapsamında beraber yürüttüğümüz Kalkalat Projesi'nin haricinde staj adını verdiğim, kendi düşündüğümüz bu proje kapsamında geliştirdiğimiz üniversite öğrencilerinin kolay, hızlı ve pratik şekilde staj yeri bulmasını sağlama amaç bu. Şöyle bir durum var. Kısaca hemen bahsedeyim. Bizim kendi zorunlu stajlarımızı bulmak için çok çaba sarf ediyoruz. Kapı kapı çalmak zorunda. Eğer bir tanıdık yoksa, işte babamın, amcasının, yeğeninin çocuğu gibi böyle bir tanıdığınız yoksa, stajyeri bulmak için, hele de güzel bir yerde staj yapmak istiyorsanız çok büyük sıkıntı var. Hani üniversite öğrencisi tanıdık yoksa, hani kendi arkadaşlarımdan biliyorum, o Cyberpark'ta tek tek 100 tane mail atan arkadaşlarım var. Yani bulunmuyor çünkü kimse. Örnek verecek olursak kendi arkadaşım Çankaya Üniversitesi'nden Tuğçe ismi mimarlık bölümünde okuyor şu anda ikinci sınıfta ve staj yeri bulamadı. Aynı zamanda Markör Markalaştırma Ajansı Oytun Bey, onunla da görüştük. Yaz stajı için, kış stajı da dahil olmak üzere kendilerine verimli bir şekilde gerçekten iş öğrenmek için gelip çalışacak, beğenilirse, kitap gününü beğenirse bu ileride bir iş olacak, hani person olacak bir durum söz konusu olsun istiyor ama ciddi sıkıntılar çekiyor bulma konusunda. Şimdi bizim amacımız ne? Bizim amacımız şu. Staj yapmak üniversite öğrencisi için şu demek. Eğitimini alıyor ama hani girip piyasaya dair bir bilgi edinmesi gerekiyor. Yani sadece birkaç tane firma bilerek, bizim okulumuzda da başka okullarda da hani sadece birkaç tane piyasaya dair firma bilip onlarda staj yapmak isteyen çok öğrenci var. Piyasaya çok yabancı kalıyorlar. Mezun olduktan sonra çok büyük bir problem haline dönüşüyor bu. Biz ne sağlıyoruz peki? Yani bu staj ne sağlıyor? Birçok firma arasında seçim şansı sağlıyor bir kere. Yani hangi bölümde okuyorsa o bölüme ait firmalar arasında hani hem bilgilenmiş oluyor hem de ona dair fikri olmuş oluyor. Şöyle yine bunlar hep kendi üniversitemden, Atatürk Üniversitesi'nden, Çankaya Üniversitesi'nden, başkentten, Bilkent'ten, kendi arkadaşlar arasında zaten yaşadığımız sorun olduğu için bu şeyleri yazdık. Ortalama olarak bir öğrenci yaz stajı başvuruları okulunda resmi olarak başlamadan bir ay önce, bir ay boyunca nerede staj yapacağım, tanıdık bulacağım mı çabasına giriyor. Ve yine biraz önceki sorunlar ortaya çıkıyor. Firmalarda stajyer öğrenci alırken genelde öğrencinin akademik background'ına önem veriyor. Hani şöyle önem veriyor. Staj yaparken gelip orada bizim başımızı ağrıtmasın diyen çok firma var. Hani bunlar bizzat kendi görüştüğüm, hani bunca zaman boyunca deneyim ettiğim şeyler. Onun haricinde şöyle bahsedelim. Rakipler ve hedef pazar kim? Hedef pazarımız bir kere üniversite öğrencileri ve üniversite öğrenciyle çalışmak ve çalıştırmak isteyen firmalar. Yani birçok firma var, siz benden daha iyi bilirsiniz ki öğrenciyi staj yaptığı zaman gerçekten iyi çalışıyorsa, gerçekten bu işe hani yapmak istiyorsa stajdan sonra part-time çalışarak, mezun olduktan sonra onu bünyesine alarak devam ediyor. Ama bunun için gerçekten çalışan, hani ortalaması güzel, derslerine önem veren kişiyi bulmak istiyor. Bu sistem de kendi açımızdan, öğrenci açısından şöyle geliyor. Mail at, hani kendi CV'ne bilmediğin şeyleri bile yaz. Hani bu çok standart hale geldi. Çünkü kendini kabul ettirmek istiyor, firmada hani inanmak istiyor. Hani ikisinin arasında da belli bir bağ yok bu güveni sağlayabilecek. Şimdi rakiplerden bahsedecek olursak, Kariyer.net
yavaş yavaş staj ilanları alıyor. Hani firmaların üzerinden staj ilanları vermeye başlıyor. Yeni bir iş. secretcv.com diye bir tane staj sitesi var. stajyerim.com diye bir tane staj sitesi var. Şimdi bu platformların benim kuracağım platforma göre avantajlarından, dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Detaylı öğrenci profili oluşturmak. Şimdi amaç zaten bu. Öğrenci çalışmak istediği, sektörde çalışmak istediği firmalara kendi akademik anlamda aldığı eğitimleri, yaptığı projeleri, bizim şu anda bulunduğumuz TÜBİTAK kursu gibi, yani bunların hepsini yansıtmak istiyor ama böyle bir detaylı profil oluşturabileceği ve bunu sunabileceği bir ortam yok. Bunu sağlayacak. Geniş firma listesi staj yeri için. Yani öğrenci staj yapmak için mesela yazılım, bilgisayar ya da bilişim bölümündeyse sadece işte ODTÜ'nün Teknokent'ine gideyim, Bilkent'in Cyberpark'ına gideyim gibi bir şeyde kalmayarak belki de İstanbul'da çok daha ona uygun bir firma çıkacak ve orada staj yapmak isteyecek. Bunu sağlayacak. Basit arayüz söz konusu kesinlikle. Çünkü girdiği zaman her ne olursa olsun en kısa ve en hızlı şekilde en kolayca işlemlerini halletmesi amaç. Site içi reklam bu secretcv ve stajyerim.com'da fazlasıyla mevcut. Benim şu andaki amacım kesinlikle site içine reklam almak vesaire gibi basit kazançlar söz konusu değil. Detaylı firma profili oluşturma. Şimdi en önemli farklardan bir tanesi de bu. Niye? Çünkü biraz önce bahsettiğim firmalar, bazı firmalar istiyor ki başarılı öğrenciyi staj yaparken alayım kendi bünyeme, bende çalışsın. Ondan sonra da benim elemanım olsun. Şimdi bunu yapabilmesi için ve biraz da ileriye bakıp evet akademik dünyada da benim ismim duyulsun, hani öğrenciler bende çalışmak istesin bittikten sonra diyebilmek için kendilerini tanıtacakları bu akademik platforma kendilerini gösterebilecekleri bir ortam yok. Bunu sağlayacak. Kendi profilinden de öğrenci takibini, işte kendine gelen mesela örnek veriyorum bir iş yeri yazın yazdığı sisteme 5 tane stajyer alacağım. Oradan 100 tane başvuru geldi. Dedi ortalaması 2,5'un üstünde olsun. Hani şunlara şunlara katılmış olsun diye eleyerek hem zaman kazanacak hem de kendine en uygun stajyer öğrenciyi bulmuş olacak. Bu stajın avantajları neler? Öğrenciler stajyeri bulmakla kalmayıp çalışacak piyasa hakkında bilgi edinecekler. Aynen öyle. Bir tane yerde staj yapsa bile platform sayesinde başka staj yapan arkadaşlarıyla, yani o sistem üzerindeki başka stajyerlerle yapan arkadaşlarıyla bilgi paylaşımına girmiş olacak. Yani bu şekilde bir tane firmada staj yapsa dahi ikinci stajı varsa ya da mezundan sonra diğer firmalara ait de bilgi kazanmış olacak. Firmalar ileride potansiyel çalışan olabilecek öğrencilerle erken tanışıp tanımaya firmalarının kendi bölümlerindeki üniversite öğrencilerine tanıtma imkanı. Yine kendi öğrenci arkadaşlarımdan örnek vermek istiyorum. Her bölümün, yani benim çevremdeki kendi arkadaşlarımın her bölümde okuyan arkadaşlarım genelde 3-5 tane firma var ve hepsi yazın onlara yönleniyor. Biz bunlarda staj yapalım diye. Yani ileride o piyasaya çıkacaklar. Hani makine mühendisi çıkacak, elektrik elektriği çıkacak, bilgisayar çıkacak ama o piyasaya dair bir fikri olmayacak. Belki ondan çok daha iyi şirketler, çok daha iyi firmalar var ama hani kendilerini akademik anlamda bu öğrencilere gösteremiyorlar. Şimdi hangi sorunu çözüyoruz? Bir kere en temel olay şu, bizim sürekli yaşadığımız sorun, tanıdık olmadan stajyeri bulabilecek bir öğrenci. Yani bir ahbap, bir eş dost olmadan kendi başına, hani buradan kendine uygun yeri seçerek başvurusunu yapıp stajyeri bulabilecek. En önemli ikinci avantajı firmaların kendi profillerini üniversite çapında duyurması. Biraz önce bahsettiğim gibi akademik dünyaya firmaların kendilerini tanıtma durumları söz konusu olacak. Ve dolayısıyla staj yeri arayan öğrenci ile stajyer arayan kişi, firma birbirlerini bir araya getirmiş olacağız. İş modelinden bahsedecek olursak orta ölçekli firmalar akademik kesime kendilerini tanıtmış olacak. Zaten büyüklerin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Yani bilgisayar bölümünde okuyan bir öğrenci zaten hani sayıda Aselsan'da ben burada sadece yapabilirim diye düşünüyor. Onları zaten biliyor ama hani biraz daha orta ölçekli firmaları hani söz konusu değil bilmeleri. Normalde ulaşamayacağı öğrencilere ulaşmış olacak. Yani bir stajyer arayan firma çok rahat bir şekilde hani tüm profillerini sezerek kendine uygunluğu bulmuş olacak.
Şöyle çok ufak bir hesaplama, orta ölçekli bir firmadan bahsedersek ve bunlara yaz stajı için belli periyotlarda biz staj yapmak istiyoruz vesaire veya biz gelip part-time çalışmak istiyoruz diye gelen mailleri ve onların incelenme geri dönme sürelerini düşünürsek, ortalama olarak şöyle bir kabaca bir hesap, her iki haftada bir, bir günün yarım günü, yani 9'dan 12'ye herhangi bir personel, yani bu işle ilgilenen herhangi bir personel buna vakit ayırdığı zaman senelik 1800 TL harcamış olur firma aslında. Yani o elemanını verimli bir şekilde 3 saat kullanmıyor ve bu işlerle uğraştığı için 1800 lira zaten çıkmış oluyor. Ve en büyük artılarından zaten bahsettik. Arama yapmak, kriter belirlemek ve iletişime geçmek. Yani sistem üzerinden tüm hepsini yapabilecek. Pazara nasıl gireceğiz? En önemli kısım bu. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kesinlikle maddi olarak bir destek beklemiyorum ben. Dün İşkur'la görüşmelerimiz oldu. İstihdam müdürüyle görüşmemiz oldu. Dün bir saatlik toplantıdaydı. Onlara da aynı şeyden bahsettim. Benim amacım üniversite öğrencileriyle bu firmaları bir araya getirmek. Yani böyle bir şey söz konusu. Piyasaya nasıl gireceğim de şu şekilde. Öncelikle piyasada büyüklüğü ve başarıyla söz konusu olan firmalara bu uygulamayı kullandırıp daha sonra tüm Türkiye'ye bu sahayı açmak. Yani ben şunu... Şu an için para yok. Bir sonraki şeyde göstereceğim. Niye şu an için para yok? Çünkü elimizde bir firma ve öğrenci ciddi anlamda bulunmalı ki hani ondan sonra yani firmalar ve öğrenciler bu işten memnun olmalı ki ondan sonra para ödemek istesinler. Yani o yüzden para yok. Ben zaten yazılım mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Zaten birinci sınıftan beri yazılım işiyle uğraşıyorum. Bir sene önce kendi firmamı açtım. Aile sebeplerinden dolayı bu senenin başında kapattım. Şimdi farklı bir firmada yine yazılım geliştirmeye devam ediyorum. Yine zaten oturup ben kendimi geliştireceğim yazılımını. Hani o yüzden maddi bir şeyim yok. Benim tek ihtiyacım olan şey burada network. Yani büyük firmaları bu iş için ikna etmek gerekiyor ki hani öğrenci bu platformu çok daha güzel şekilde kullanabilsin. Büyük firmaların kullandığı ve başarıya ulaştığını gördükten sonra orta çaplı ve küçük firmalarda piyasada yer edinmek için bu uygulamayı kullanacaklar. Yani büyükler bir nevi liderlik etmiş olacak ki kendilerini biraz önce bahsettiğim akademik dünyaya açabilsinler. Projenin yazılım altyapısıyla ilgili şu anda kendim zaten uğraştığım için çalışmalarım devam ediyor. Dün bahsettiğim gibi İşkur'la görüştük. Gayet olumlu yaklaştılar. Çünkü onlar açısından da staj durumu, yaptıkları bazı aktiviteler var ve bunları sosyal hayatta şey yapamıyorlar. Yani yayamadıklarını dile getirdiler. Kendileri de uğraştığını ve yapamadıklarını dile getirdiler. Başlarına destek veremezler. Kim? Destek vermekle ilgilenmediler. İşkur. Dün görüştük ve dün bir saat toplantımız vardı. Çok olumlu baktılar. Destek vermek için, yani bunu uygulamayı kullandırmak için. Tekrar kendi aralarında tekrar toplandıktan sonra pazartesi günü tekrar bir toplantımız olacak kendilerine. Basit ara yüz zaten yine anlattım. Simple olacak ki her işimizi yapabilelim. Çok kaba bir şekilde şahsi planım şu şekilde. Şu andaki 7. aydan sonraki bir sene sonraki 7. aya kadar olan kısım şu. İlk önce yazılım geliştirme firma analizi. Yani hangi firmalara ben bunu kullandırabilirim? Yani hangi firmalar gerçekten bunu destekler? Evet biz bunu kullanalım der de bunu yapabiliriz diye. 9, 10, 11 ve 12. ayda sadece yazılım bittiği için firmaları ikna etmek. Yani tek durum bu şu anda. En sonunda önümüzdeki sene 4. ayda 300'ün üzerine çıktıktan sonra ki bu arada önümüzdeki senenin 1. ayından itibaren reklam çalışması başlayacak. Ya öyle düşünüyorum. Sebebi şu çünkü genelde üniversite öğrencileri olarak yazın staj yapıyoruz. O yüzden sene başında bunun reklamını sosyal medyada yaptıktan sonra hani yaz stajına yetiştirebilir diye düşünüyorum. 5. 6. ayda sistemin kullanımı ki platformu bir araya getirmek ve 7. ayda da başarı hikayeleriyle tekrar devam etmek. Şimdi takım kim? Takım tek başıma. Benim ben yazılım mühendisliği öğrencisiyim. Biraz önce bahsettiğim hala yazılımla ilgileniyorum. Zaten şu anda da tek ihtiyacım olan şey
network, başka bir ihtiyacım yok. Çok teşekkür ederim. Nereden para kazanacağım? Kariyer ne? B2B mi? Uygulama galiba. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Şimdi şurada, şimdi şuraya kadar ücret talebi yok birinci aya kadar. Niye ücret talebi yok? Çünkü daha aktif olarak kullandırmadığım... Ücret talebi. Ücretin tanımı şu, öğrenciden kesinlikle ücret talebi yok. Firmadan ise yıllık sadece 99 TL bir ücret talebi var. O da şu şekilde, yani firma zaten hem biraz önce bahsettiğim kaba hesapla 1800 TL'den kurtulmuş olacak, hem de kendini akademik dünyaya açmış olacak. Yani bir yerde kendi reklamını yapmış olacak firma. Yani bir firmanın web sitesine kim ne kadar girebilir ama böyle bir platformda öğrenciler tarafından tanınırlığı artır. Bence kullanım başına para alsanız daha iyi olur da onu sormak söylemek istemiyorum. Kullanım başına ne? Yani servis olarak satmanız. Bu mesela ben işte bir kere kullanacağım, bir tane stajyer olacağım bir yılda. Bir yıllık para vereceğim diye düşünüyorum. Ama sizin bir yıl boyunca reklamınız olmuş olarak. Yani zaten şu bakış açısını yakalatmak önemli benim açımdan. Buradan belki dediğiniz gibi bir tane stajyer alacaksınız. A firması gelecek 30 tane stajyer alacak. Hani oradan bulacak. Ama bir tane stajyer alan bir firmanın büyüklüğünü düşünürsek 30'un yanında, hani kendi reklamını yapıp bilinirliğini arttırmak isteyecek. Zaten kilit nokta orada. Bir tane yani, alan firma zaten böyle gelmez. Hayır. Zaten bir taneyi doldurabilir, onda sıkıntı yok. Yani bir taneyi her halükarda bulabilir. Zaten bir tane stajyer alacak firmanın şöyle bir kaygısı olur mu, o soru işareti. Ben sağlam bir stajyer alayım, benim yanımda yetiştireyim onu, ondan sonra elemanım olsun der mi bir tane stajyer alacak? Bir kere şöyle bir şey de var. Mesela şirketler yüz yüze görüşme yapmadan kadar almazlar. Yani oradaki şeyi nasıl, süreç nasıl olacak? Yani şimdi yüz yüze mi yapacaksınız? Yüz yüze... Yani bir ön eleme yapacak mısınız? Hayır, onu firma kendisi yapacak. Niye kendisi yapacak? Burada öğrenci bir tane başvuru geldi, size iyi başvuru ile firmanın önüne mi koyacaksınız? Firmaya diyeceğiz ki sana 50 tane başvuru geldi. Sen istersen bunu not ortalamasına göre ayırtlayabilirsin. Orada yıl 1800 liradan bahsettiğiniz zaman harcamayacak mı firmanın onu eleme için? Hayır, sadece basit ortalaması 2,5'tan üstte ama olsun. Ama bu bir işaret değil. Benim için hiçbir işaret değil. İsterse 4-0 olsun. Ben de daha iyi. Talebi az mı? Dengesiniz öğrenci tarafından yola çıkarak bir şey oluşturmuşsunuz. Aslında onun arzı firmalar. Dolayısıyla firmalarda da biz hani sektörün çok içindeyiz. Stajyer bulayım diye bir talep yok aslında. Çok da fazla. Dolayısıyla o 1800 TL bana gerçekçi gelmedi. Anlaşılmıyor. Sosyal sorumluluk olarak bakıyor. Kurumsal firmalar zaten kendisi hallediyor. Dolayısıyla bir ücret ödeme şeyine girmeyeceklerini düşünüyorum ben stajyer için. Bir de şeyi analiz etmemişim gibi geldi bana. Yani tamam öğrenci olarak biliyorsunuz konuyu ama firmalarla hiç konuştuk mu? Kaç firmayla konuştuk da? Hani nasıl yapıyorsunuz tajabonlarınızla? Ne bekliyorsunuz? Böyle bir şey yaptık mı? Yaptım. Zaten en başta örneğin bir tanesini verdim. O da 10 dakika sunum zamanı olduğu için. Firmaların bir kısmı şunu söyledi. Ben sadece öğrenci istemiyorum. İstemiyorum bile diyor. Çünkü buraya geldiği zaman şunu diyen çok fazla. Yani buraya geliyor, oturuyor, lak lak yapıyor. Bir de benim çalışan elemanımı hani oyalıyor. Hani bir şeyler soruyor. Hani zaten artı sigorta parası diyorsunuz şu an. Stajyerlere bir sigorta şey var. Hayır, stajyerlere sigortasını okul yapıyor. Yani şu an zaten şöyle bir şey var. Önceden stajyer alma sorunu vardı. Çünkü sigortayı dediğiniz gibi şirket yapıyordu ama artık okul yapıyor. Yani kendi cebine hiçbir para çıkmıyor zaten firmanın. Hani zaten olay da şu, kendi reklamını yapmak istiyorsa zaten bu. Olayın 3 boyutu var. Şimdi bu işler, bu tip işler, şimdi bir altyapı geliştireceksin. Bakarsak sektöre, orada gösterilen firmalar var ya, öyle firmalar. Onların aynı böyle benzer bir sistemin içinde sunumlukları hizmetler var. İşte eleman yerleştirmeye sunuyorlar, iş bulmaya sunuyorlar. Ekstra hizmetlerden bahsediyorum. Stajda oradaki hizmetlerden bir tanesi. Sen de orayı oraya çok çalmışsın yani staj diye isimlendirmişsin. Aslında adına staj deyince projenin adına diğer hizmetleri ben vermeyeceğim diye. Şimdi
bir altyapı makine hali hazırda. Ne zaman hizmetleri verip de para kazanma konusunda kentlerinin engelliyorsun ki? Adam yeni bir iş kovmamış, kariyer net demiş, işte efendim script TV demiş vesaire. Şeye odaklanmış, sektörün bütünü odaklanmış. Sektör kaynağında bir şey harcamadan bir sürü hizmet veriyor. Aynen öyle, sen şu an bana kendini ayırmışsın. Onları elde etmişsin kendi kendine. Hiçbir maliyet yok ya sen neredeyse. Ve sadece sen odaklanmış. Ki orada kendimiz 4 tane o ana firmanın, hatta yeni bir işte kariyer zaten. Ana, evet, ana. Onların bugüne kadar rakip çıkmaması nedeniyle ciddi bir eleman maliyeti. Siz bu şey gözünde almamışsınız. Yani 2-10 şirketi bağlamak için sizin kaç elemana sahip olması gerekiyor? Belki 1000 tane ya da 1500 tane şirketle görüşüp onların %20'si geri dönerse bir tür şirket. O 1500 görüşme için ciddi bir eleman masrafı var. Ondan dolayı birçok kariyer iş fikri, kariyer net harcındaki iş fikri gerçekleştirilemiyor Türkiye'de. Şimdi geldiğim şeylerden bir tanesi şu, abimin firmasına bağlı şu anda senelik sözleşme yaptığımız 200 tane aktif müşteri. Yani 200 tane müşteriyle her sene sözleşme yenileyerek iş devam ediyoruz. Yani ilk baştaki temel amacım şu, bunları tek tek gitmek. Çünkü zaten iş yaptığımız firmalar kendileri. Hani bir yeni müşteri edinme olmak. Kesinlikle. Yani ben bu 200 müşterinin ilk bir şey içerisinde hani 100'e yakınını sadece hiçbir ücret vermeyecekler. Çünkü kendi profillerini doğru oluşturmak için ikna ettiğim zaman sadece bizim okuldaki öğrenciler bile hani başlangıç seviyesi için yeterli diye düşünüyorum. Yani sonra şirketin oraya 99 TL verebileceğini hani para istediğin zaman para istemeden tanışıklığa binaen, evet. 200 firma, 100 firma öyle kaybettiğini varsayıyorum, söylediğim gibi. Ama sonra iş para verme aşamasına geldiğinde o firma ona para verecek mi bakalım yani. Çünkü stajyer bunu bulmak için böyle bir üyelikle sahada şey mi, firmalar öyle bir müşteri profili var mı aslında? Aslında doğru bir yani. Hani bunu yine ısrarla söylüyorum, sadece stajyer bulmadan çıkartmak lazım. Yani hani tamam stajyer... Adı stajyer. Hayır. Ama gelir tarafında hiçbir sıkıntı var yani. Açıkça onu söyleyeyim mi? Mesela reklama da hayır demişsiniz. Başta reklama. Asıl bunun mesela gelir modeli firma çünkü vermez. Reklam daha uygun aslında. Hayır, şöyle bir şey var. Yani sitenin amacı zaten kolay kullanım olması, hızlı bir şekilde işinizi yapmak olduğu için zaten birinci ayın sonuna kadar bir reklam almak çok saçma olur. O zaman hani sıradan bu işi sadece yok tanesini yazanlardan bir ama başlıkta biz iş gücümüz olarak reklama kesin karşıyız. Kariyerden yeni bir işten fark ettiniz ya. Evet, ikinci aya kadar çünkü sadece piyasadaki yani kodurlar tutuyor. Hani birkaç günde benzer bir şey yok. Siteyi almak için reklam. Siteyi reklamlamanın çalışması mı? Hangisi? Şey, ikinci yılın ocağından başlayan. Yoksa o 90 firmaları reklam mı yapalım? Firmalar. Sizin yapacağınız reklam satın aldıkları. Yani 3. 4. yılda da siteye reklam almayacağız. Hayır, siteye reklam alacağız ama bu hani amatör seviyede işte yanlarda, üstte, altlarda falan şeklinde değil. Hani o olgunluğa ulaşmak için ciddi bir finansman gerekiyor. O eleman niteliğinden ve de eleman istihdamından dolayı da onları hani göz önüne alıp tekrar bir finansal şeyi gözden geçirip ona göre ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum yani. Çünkü hakikaten zor. Bir alanı seçmişsiniz yani. Buraya girmeyle de başarıya ulaşma Türkiye şartlarında da çok zor ki mesela Austin kendi istihdam ofisini kurmuş. Onlar yapmaya çalışıyor ama kariyer de çok daha başarılı. Çünkü kendi işte 20 tane araçlı elemanı her firmaya gidip işte başvuruları alıp sisteme girip bir de oradan firmaların daha fazla marka değerini arttırma da var aslında. Kariyer çünkü marka değerine ulaşmış. Ondan dolayı yani ciddi zor bir alana girdiğimizi aklınızdan çıkarmayın. Herkesin projesinden daha zor kalan başarılı ulaşmak. Ben şöyle bir tavsiyem olacak. Çok detaya girmediğiniz için büyük ihtimalle burada anlattığınız her şeyi kariyer net %100 yapıyor yani. %99 değil. Şunu yapamıyor ama kariyer net. Çok spesifik bir eleman aradığınız zaman mesela atıyorum 5-6 kişilik bir muhasebe bürosunda ön muhasebe yapacak bir tane eleman arıyorsunuz. Ve kriterler aslında çok spesifik bir belli bu kazar için. Ve oldukça da fazla insana ihtiyaç var. Çünkü sürekli işte değişiyor. Ve çok büyük bir pazar. Kızılay'da bir bina gitseniz yarısı muhasebe. Bununla ilgili olarak bir eleme yapmak kariyer netli çok zor. Kariyer netli sizin de az önce örnekleri örnek olarak yazdığınız gibi işte ortalama okulların
deneyim. Yani çok haklı çünkü herkes için aynı. Ben mesela bir iş görüşmesine kariyer web üzerinden gittiğim zaman öncelikle kariyer web'deki bilgilerin hepsini bir silelim onun üzerinde konuşalım. Diyordum yani. Çünkü siz mesela diferansiyel etmek için insanlar arasında başka bir yöntem bulursanız o zaman kariyer web'in önüne geçersiniz. Bununla ilgili şöyle bir yol olabilir benim tavsiyem. Mesela atıyorum 3 tane sektör belirleyin. Muhasebe, hukuk ve işte yazılım. Eleman, ve ticari eleman. Evet. Bu elemanları biz çok güzel diferansiyet ediyoruz şu yöntemlerle ve direkt sizin istediğiniz elemanı size ulaştırıyoruz gibi bir şey vaat ederseniz o zaman kariyer netin önüne geçmiş olursunuz. Çünkü kariyer net hocamın söylediği gibi bütün marketi hedef aldığı için senin de benim aramda işte beyaz yaka beyaz yaka diyor. Başka hiçbir ayrım yapamıyoruz. Yani kariyer netse hem faş kuran, hem o hizmeti kullanan ikisi de mutlu değil. Çünkü hiç kimse birbirine şey olamıyor. Mesela hani çok doğru. Hakikaten o alana yönelseniz finansal tarafı sorgulama da yani onu başardığınız zaman bir imkanla dünyada bir başarmış da olabilirsiniz. Çünkü o firmalar hakikaten elemanı mesela siz hizmet tarafından biraz daha ağırlıklı örnek verdiniz. Mesela toz altı kaynakçısı. Öyle bir nitelikteki elemanı siz bende 10 tane eleman var toz altı kaynakçısı. Bir sunduğunuz zaman sektörde ciddi bir kaynakçı ihtiyacı var aslında. O tip alanlarda eleman bulma tarafına yönelirse, yani stajın da biraz daha dışına çıkar. Orada müşterisi hazır firma tarafında. Ama hani bu tarafta hakikaten hazır değil o kadar. Bir de eleme de yapıp firmaların önüne bir çalışacak kitleyi sunarsanız hakikaten başarıya ulaşma şansı artar. Çok teşekkür ederim. Üçüncü katıma geçelim. Evet, elemekti. Sponsorluk öğrencisiyim. Takımımız ERA denemesi üzerine bir isim bulduk. Uğur Alican. Uğur mekatronik mühendisi son sınıf. Daha doğrusu mezun oldu yeni. Alican yüksek lisans yapıyor. Bizim geliştirmiş olduğumuz bir elektronik haberleşme modülü var. O modül burada hemen küçük isterseniz gözünü atabilirsiniz. Bunun birkaç farklı uygulama alanından bahsedeceğiz birazdan sizlere. Uygulama alanlarından bir tanesi ezda depoları, daha sonra sıcak hava depoları vesaire gıda depoları olabilir. Bir o şey açabilir miyiz hocam? Evet. İşte uygulama alanlarında kozmetik var yine, ilaç sıcaklığı, ezdameler, ezda depoları, veteriner şey, sistem odaları bulunmakta. Şöyle bir acı var piyasada. Bu noktalarda yani bu bölgelerde ortam sıcaklığı verilen çok önemli, stabil kalması çok önemli şundan dolayı. Eğer siz ilaç saklayan bir yerseniz ortam sıcaklığı verilen yükseldiğinde ilacınızın zarar gördüğünü çok yüksek. Bir sistemin size haber veriyor ya da otonom bir şekilde devreye giriyor ve ortamın eski değerlerine ulaştırıyor olması lazım. Birçok firmada yani bu saydığım yerlerin birçoğunda buna benzer sistemler kullanıyor. Fakat 12 Nisan 2014'te Sağlık Bakanlığı yeni bir yasa çıkartıyor ve bu yasada şunu söylüyor. Daha önce kullanılan sistemlerden farklı olarak kullandığınız sistemi siz orada olmasanız dahi gece yarısı olabilir veya dışarı çıktığınız durumlarda size SMS'le ya da e-mail yoluyla ulaşmasını sağlaması gerektiğini zorunlu hale getiriyor. Hani böyle olunca bizim geliştirdiğimiz modül tam devreye giriyor. Biraz şey yapabilir miyiz? Bir hedef pazar belirledik. İlk başta dedik ki bunların hepsine evden yönelmeyelim. Bizim hedefimiz de eczaneler bulunsun dedik. Çünkü en boşta olan eczaneler. Eczanelerde böyle bölgelere ayırdığımız zaman işte yoğunluk gösteren taraflara baktık. En yoğun olan taraf daha çok Keçiören, işte Yeni Mahalle, Demetre yani hastanenin bol olduğu ve sağlık ocaklarının çok olduğu noktalar olarak bir hedef pazar belirledik kendimize. Türk Telekom'un tablosuna gelebilir miyiz? Az önce bahsettiğimiz işle ilgili piyasaya girmek isteyen yerler var. Birincisi Türk Telekom. Hatta şöyle söyleyeyim.
şu anda piyasada olan SMS ve e-mail atma özelliği olmayan sistemlere data logger'lar deniliyor. Ortamın sıcaklığının nemini kaydedebiliyor üzerindeki SD kartta. Ama bir SMS özelliği yok ve uzaktan kontrol edilme gibi özelliği yok. İşte merdiven altında data logger'ları üreten firmalar var ama birçok özelliğe sahip değil. Pazara girmek için Nisan aylarında yine büyük kampanya başlatan Türk Telekom var. O şeyi açabilir mi sensör görüntüye varacağım? Türk Telekom şöyle teminat veriyor. Evet, işte bu da cihaz modellerini gösteriyor. 4 tane cihaz var ve yaklaşık 15 tane sensörü var. Su baskınından, gürültüsünden, işte sıcaklığından, neminden bu sensörlerin hangisini bağlarsa onların aşıldığı set değerlerin aşıldığı durumlarda haber veriyor. İşte ortalama fiyatları burada görünüyor. Bizim Türk Telekom'un karşısında durabilecek gücün şu. Birincisi sistemimiz Türk Telekom'unki gibi veya diğer firmalarınki gibi SMS özelliğine sahip, kayıt özelliğine sahip ve uzaktan kontrol edilmeye sahip. Telefondan ve diğer firmalar olarak merdiven altı olsun ve internet firmalarından kendimizi ayırt ettiğimiz yerde şurası. Sahaya uygulanıldı. Çok hızlı. Bizim yani şöyle piyasadan bir tane kutuyla sadece birleştirdim modülü. Yani bunu alıp pahalı sistemi oradaki 15 sensörüyle beraber kurmamız bizim için bir saat alırken onlar için daha uzun zaman alabiliyor. Şu slotlarda o ana kadar modülün uyguladığımız Türkcell'le çalışıyoruz. Örnekleri işte zaman zaman net ölçem oldu. Bazı yerlerde taksi çağrı cihazı oldu. Bazı yerlerde ise güvenlik sistemi olabildi. Ama bizim başlıca hedefimiz eczaneler. Biraz Alican size bilgi versin isterseniz. Bu sektörde buna daha fazla niçin ihtiyaç var ve neler yapılabilir? Şimdi merhabalar tekrardan. Eren arkadaşımız bahsetti. Daha önceleri eczanelerde böyle sistemlerin kullanılması gibi bir yükümlülük yoktu. Özellikle devlet hastanelerinde, hastanelerde ilaçların sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilmesi için bu sistemler kayıtlıyken bahsettiğimiz gibi 14 Nisan'da çıkan yönetmelikle birlikte artık eczaneler bunları tamamen uygulamak zorunlu haline geldiler. Ve burada şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz üzere Türkiye'de bir şey denetlenmediği sürece istediğiniz kadar siz yönetmelik çıkarın, istediğiniz kadar kanun yapın, onun yani iyi bir şekilde müşterilerin sağlayamayız. Burada da bizim karşımıza müşteri portföyü olarak bazı Ankara bölgesi için düşünüyoruz. Pilot çalışma olarak baktığımızda. İkinci bölge olarak resimde yer alan bölge daha ziyade Çankaya gibi kesimlerde yer alan bölgeler ve bu bölgelerde oluşan eczaneler oluşuyor. Bu eczaneler daha ziyade zaten bu kanun çıkmadan önce de bunu uygulayan eczaneler. Biz özellikle hedefimiz birinci ve üçüncü bölge temelinde yine dördüncü ve beşinci bölgeye de bu hizmeti sunmak. Zaten şu an hali hazırda 8 aydır kullanılabilir olan 10 tane cihazımız işliyor ve bize geri dönüşler yapılarak cihaz üzerinde herhangi bir aksaklık varsa gideriyor. Ama şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşmadık. Dediğimiz gibi burada hali hazırdaki çözümleri gördük. Bu cihaz sıcaklık ve nem değerlerini anlık olarak izliyor ve size bir anormallik olduğu zaman, arttığı veya düştüğü zaman mesaj atıyor. Aynı zamanda farz edelim elektrikler kesildi. Cihaz ne yapacak? Cihaz kayıt alıyor ve elektrik kesildiği saatle elektriğin tekrardan geldiği saati size bildiriyor. Bu şekilde de o ilacın hangi süreler içerisinde dezavantajlı olduğu bir ortamda kaldığına dair bilgi ediniyor. Çünkü onu Sağlık Bakanlığı istiyor. Sağlık Bakanlığı oradaki sıcaklık değerlerinin anlayan zaman zaman 5 dakikada bir, 15 dakikada bir ölçülmesini istediği için zorunlu hale geliyor. Ama eczaneler veya sağlık depoları aslına bakarsanız bunu pek almak istemiyorlar. Alican'ın dediği gibi biz 1. 3. 5. bölgeyi seçmemizdeki sebepler şu. Çünkü eczaneler ve eczane depolar zorunlu olduğu için işlerini görecek sistem istiyorlar. Hem uygun fiyat hem de daha çabuk ulaşabilecekleri yer istiyorlar. Türk Telekom'un fiyatlarıyla kıyasladığınızda çok büyük rakam farklılıkları ortaya çıkabiliyor. Veriyi her insani kendi sisteminde mi tutuyor? Aslında şöyle, eğer eczacı istiyorsa bize de gelebiliyor ama genelde onların belirlediği bir ya da birden fazla cep telefonuyla haberleşme sağlayabiliyorlar. Veriyi tutma kısmı SD karta gerçekleşiyor. Yani onların bulunduğu yer. İşte sorumda bir
Sanki. Yok, sorunda hiç girmiyor. Devlet şöyle oluyor, Sağlık Bakanlığı'ndan bir memur veya yetkili kişi eczaneye gidip de bize bunu göster dediğinde onlar onu göstermek zorunda kalıyor. Denetleme mekanizması burada ortaya çıkıyor. Tamam gibi yani. Hikaye. Ama bu olay çok sık gerçekleşiyor yani. Bundan dolayı işte kapanan ceza alan eczaneler veya eczane depolarında bulunmakta. Ama dijital olarak anlık orayı, benim kendi kuzenim bir devlet hastanesinde eczacı, sürekli olarak cihazdan gidip bakıp kontrol edip not alıp imza atmak durumunda. İki saat aralıklarla bunu yapıyor ve yani akşam nöbetçi olma durumlarında da yapmadığı zaman ücret kesintisi yaşamıştı mesela. Şu anda bir kağıdın üzerine onu alıyorlar. Baklalar termometreye 10 derece yazıyor. Baklalar termometreye 5 derece yazıyorlar. Bizim satış kanallarımız burada var. Birincisi EGAŞ, ikincisi JERA. EGAŞ eczane geliştirdi Anonim şirketi. Ankara'da bulunuyor. Ankara ve çevresi başta olmak üzere yaklaşık 1000 civarında eczane ve eczane deposunu toplu ilaç satışından onların A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. JERA da onlar gibi ama ilacın dışında daha çok ölçüm sistemlerinden, az önce bahsettiğimiz data loggerlardan, daha sonra sıcaklık ölçer, nem ölçer, yani oradaki sensörü tek tek girebilir ayrı ayrı satan sistemler. Şimdilik takımımızda Osman Okkan'ı bulunuyor. Benim babam serviste sorumlu. Piyasadaki arızalı veya bozuk olan cihazları bana getiriyor. Tahsin Çağlar Usta ilericim takımımızda elektronik öğretmenliği mezunu. Şimdilik ücretsiz onlardan faydalanıyoruz. Onun dışında buradan ereğin satışta hiçbir sıkıyor. Eray zaten uzun süredir pazarda ve şu an şöyle de bir durum var. Bu cihaz için ürettiği modülü taksi ve yani güvenlik sektörü gibi çok farklı sektörlerde uygulanabiliyor. Taksi sektöründe Ankara'daki taksi sektörlerinin piyasanın 3/1'i Eray'ın elinde, 2/3'ü Eray'ın olur. Yani aynı modülü burada kullandığımız modülü orada taksi piyasasında veya güvenlik sisteminde kullanabiliyoruz. Mesela burada bir tane, burada güvenlik için, işte bu SH'ye dedim eczaneler için, burada gördüğünüz gibi resimlerde taksiler için kullandıklarımız var. Hal öyle olunca biz modülü başlayınca 3'e bölmüş olduk ve 3'ünden de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. Ama buradaki esas hedefimiz bu kanunu biz kendi lehimize kullanarak eczane sektörüne yönelmek. Çünkü bu alanda çok büyük bir eksiklik var. Bu da bizim bir diğer avantajımız oluşturuyor. Ya bir de net olan şu, eczacılar bu ürünü yasa çıkmadan önce böyle bir şey almak istemiyorlar. Yine de almak istemeyecekler çünkü devlet o kadar çok üstlerine binmiş ki her yere fatura ederek onların kar marjı da o kadar düşmüş ki şu anda hiçbir şey, bir tane iğne dahi almak istemiyorlar. Ama yasa olduğu için zorunlu kalacaklar, zorunlu kaldıkları için de uygun fiyatı tercih etme yoluna gidecekler. Sağlık Bakanlığı ya da devlet bir akreditasyon istiyor mu? İstiyor, ya. Türk Halk'tan istiyor bunu da. Bizim müdahalemiz şu, JERA Elektronik aynı zamanda bir kalibrasyon firması ve bunlar için Türk Halk'tan yetkilendirme, akreditasyon belgelerini de çıkartabilir bizim için. Burada zaten şöyle bir iş modelimizi öngördük. Bu merdiven altı kuruluşlarından bizim farkımız ne? Bizim farkımız JERA ile çalışmamız öncelikle. Biz ürettiğimiz ve toplam 300 TL'ye mal ettiğimiz ürünü JERA'ya satıyoruz. JERA bunu EGAŞ'a yani dağıtım zaten EGAŞ bahsettiği üzere Eray'ın. JERA var arada ne yapıyor? JERA burada aslında bizim bütün teknik yatırımlarımızı yapan yani maliyetlerimizi karşılayan ve EGAŞ'la bizi bir araya getiren firma. Yani ve 300 lira karşılığında aracılık mı sadece yapıyor? Yok aracılık değil ama aslında maliyetler ve projenin desteklenmesi açısından da şey yaptılar bize. Destek verdikleri için biz de oraya yapılmış bir süre oraya satış gösteriyoruz. Şöyle bir durum var. Sonuçta bu cihazın yapılması için belirli eleman yani malzemelere ihtiyaç var. Bu malzemeleri biz nasıl temin edeceğiz? Burada JERA'ya. Ve de kalibrasyon belgelerini de oradan telafi edebiliyoruz bu fiyatlar karşılığında. Ben burada maliyet mi satış yapıyorum işte? O maliyet. 300 ile 600 arasında bir fiyata mı eray satışı? Evet. Biz 300-600. 600'de belirledik. Tabi burada 100 tane ürün üzerinden giderek şey yani. JERA'ya mı satıyorsunuz? JERA 600 liraya EGAŞ'a mı satıyor? Biz 600'e JERA'ya satıyoruz. Yani siz %100 kazanıyorsunuz yani. Evet %100 kazanıyoruz. JERA 800'de EGAŞ'a satıyor. EGAŞ'ta son kullanıcıya 1000 liraya satıyor. Sizin %100 kazanmanıza JERA müsaade ediyor yani. Müsaade ediyor. Ben bunu görüyorum. Kendisi %100 kazanıyor.
Ama şöyle bir gerçek var. Şöyle de bir gerçek var. Elektronikteki kar oranları her zaman %100'ün üzerinde olmak durumunda. Yani bizim karımız aslında bu da az. Yani ben sizin karınız değil de Jerem'in karını sizin karla oranladığı zaman. Şöyle de bir durum var. Ben orayı aydınlatayım size. Ben aydınlatayım. Aslında Jerem bir beklentisi olmadan bunun için yatırım yapan bir firma. Aslında ortaklık. Yani şu anda bir ortak... Eran'ın başına J... Yok, Eran bir joker almış gibi, aslında öyle bir şey oluyor sadece. Çekil farklı ya, ben böyle bir... Eran'ın buradan aslında beklentisi olmadan bize yatırım yaptığı için bizim kazancımızın maksimum olmasını istiyor. Yani biz buradaki Jerem hiç olmadan bunu 600'e... Jerem'in dışında başka firmalardan burada alsa, alma talebi... O talebin içerisine girmiyor, bizimle çalışmak istiyor çünkü bir sene sonra bunun için gördüm. 300'e değil de 200'e, yani siz 500'e satıyorsunuz. 300'e satan birini buldum. Hacim yüksek, daha da mesela kendini 200'e mal ediyor. Dolayısıyla Jera'ya da 400 TL'den satmış oluyor. Hı hı. Onu tercih eder mi diyorsunuz? Yani öyle fiyata karşılaştı eder tabii ki de. Yani ona karşı bir öngörünüz ya da etme durumu... Peki bir şey soracağım mesela, öyle bir öngörü cepte tutarsa Jera, Era'ya neden bir üretim içerisine girmesini, bir Ar-Ge yapması için ona ödemeler yapıyor? Öyle bir kaynak aktarıyor şu anda. Evet, öyle bir kaynak aktarıyor, ona yani, belki de şu an için, şu an için alternatif olmadığı için bunu yapıyor olabilir. Kazanıyor aynı zamanda, bir iş adım oradan girişiyor. Bir kazancı yok yani aslında. Yarın bir tane firma çıkar, alternatifiniz çıkıyor sizin. Yani şu, risk şu aslında, sizin tek bir müşteriye çalışıyor olmanız... Değil abi, bu tablonun bir tanesi daha var. Diğer tablonun da şu var. Biz EGAŞ gibi ikinci veya üçüncü dağıtım kanalları bularak ya da direkt ERA'dan çıkıp da perakende satış yapma gibi bir tablo da var ortada. Eğer onlar bize onu sergilerse... Yani sizin dedikleriniz gerçekleşir. Yani. Evet, o alternatif de. Sertifikasyonu nasıl halledeceğiz o zaman? O da çok basit. Jera'nın veya başka firmaların dışında sertifikasyon veren firmalar da var. Yani gidiyorsunuz, ürünü veriyorsunuz. Eğer buradan yeterlilik belgesi alabilmişseniz, gidip bir başka yerden de yeterlilik belgesi alabilirsiniz anlamında. Bu 3 kırılımda Türkiye'de kaç firma var? Bu 3 kırılımda... Eran'ın kapsamında rakip olarak kaç firma var? Eran'ın kapsamında... Çünkü şimdi sizin aslında ürün... Birçok hani taksi tarafında kullanıyorsunuz, işte eczane tarafında basınç ölçüyor, işte havanın ölçüyor, ölçüyor. Çok farklı sektörlerde kullanılan bir alan. Dolayısıyla rakip potansiyeli de çok fazla artıyor. Evet. Her sektöre sunan bir sürü rakip olabilir. Ondan dolayı da riskiniz de çok fazla artıyor. Az önce bahsettiğimiz işte risk. Yani rakiplerin girmesi, eczane tarafına girmesi, belki de Sağlık Bakanlığı bütün eczanelerle ben belirli bir marka üzerinden anlaşacağım diyecek, ihaleye çıkacağım diyecek. İşte 100 bin tane alıyorum diyecek, onları alacaksınız. Birincisi bu rakiplere karşı bir risk analizi ve ona karşı öngörüleriniz var mı? Olması gerekir bence. Çünkü şimdi bu çaptayken işte taksi durakları 3'te 1 dediniz zaten değil mi? 3'te 2'si. 3'te 2'si. Kişisel çabalarla ilerleyen şey. Çünkü evet. O taksi duraklarına sizin dışınızdaki başka firma gitmemiş o anlamda. Yok aslında öyle değil. Ya da daha düşük, daha uygun fiyatı gitmemiş. Ya da babası taksi odası başka. Yok, o da değil aslında. O da değil. Yani ama şey diyeceğim, mesela Ankara bölgesinden dışarıya çıkmıyorsunuz. Mesela taksi dediğiniz zaman burada 3'te 2 başarıya ulaştığınızda Ankara dışına çıkma şeyi var. Burada şöyle bir durum var. Bunu Ankara bölgesi pilot çalışma olarak verdik zaten. EGAŞ mesela sadece Ankara bölgesinde değil, İç Anadolu bölgeye bağlı satış olduğu için Ankara'da... Ama şöyle bir gerçek var. Risk diye düşündüğünüzden dolayı mı çıkmadınız? Tamam, şöyle söyleyeyim. Biz 9. aydan beri, yeşil sene 9. aydan beri bu modül üzerine çalışma yapıyoruz. Hem aynı zamanda son sınıf öğrencisi olmamız, okulun devam ediyor olması, hem de dışarıya çıkıp gidip gelmeye çok rahat değil. Ama Adana'ya götürdüğümüz, Konya, Antalya'ya yaptığımız işte satışlar da var dışarıda. Ama bizim yavaş ilerlememizdeki, bir anda pat diye açılmamamızdaki başlıca sebep benim okulum hala devam ediyor olması. Yani bir başkası, mesela taksi için şey dediniz, bir başka firmalar da girebilir. Bizim taksideki tercih edilmemizdeki sebep, ürünümüz yani ortaya sunduğumuz şey dünyadaki tek olması. Yani rakiplerimizin elinde böyle bir şey bulunmuyor. Şöyle bir durum var. Hangi açıdan tek? Mesela konuşma özelliğinden, güneş enerjisi de teknik özellikleri bakımından tek. Yok mu hiç? Fiyatında da en üstündeyiz. Evet, yok başka bir durum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada yok şu anda sağladığımız taksi cihazı sağladığımız. Real anlamda, normal taksi cihazı bildiğimiz gibi, işte düğme basıncı
yaptıkça işte Taksim'in yenilikasyon gönderen ve dolayısıyla Taksim'in gelmesini sağlayan bir cihaz kullanıyor. Buradaki bizim bu cihazda, şu an kullandığımız 3'teki hazır bitmenimizde dediğimiz cihazda şöyle bir özellik var. Bir konuşma imkanı sağlıyor. İçerisinde Çin kanalında konuşma imkanı sağlıyor. Basıyorsun, acaba taksi gelecek mi diye beklemiyorsun. Veya taksi durağı acaba gerçek müşteri mi yoksa birisi başı kaçtı mı diye düşünmüyor. Ve dolayısıyla bunu tercih edilmesini sağlıyor. Ve mesela uzun hat olan yerlerde o cihazdan çekmeyebiliyor. Ama bunun mesafe geniş olduğu için, dolayısıyla çalışabilirliği de daha fazla olduğu için herhangi bir alternatif modül yok piyasada. Evet, yok. Hani sonuçta eski şu şey ocaklarına bağlanan kablolu sistemi, SIM kartı sisteme çevirmiş durumdasınız. Daha önce kayıt cihazı koymuş durumdasınız. Ve enerjiyi de çalışıyor. Evet. O yüzden bunu tasarlamak başka firmalar için çok zor olmasa gerektiğini düşünüyorum. Yani ondan dolayı da belki biraz daha farklı bir anlamda zorlamak gerekiyor. Farklı ya da bunu ilk yaptıysanız hakikaten belgelendirme yapmak gerekiyor bir taraftan işte. Patent vesaire tarafı. Yani dünyada bir Türkiye'de gidiyorsanız o bir yere başvurmanız gerekiyor. Bir korumak için geldiniz. Ondan çok da bir şeyimiz yok. SIM kartla veri alıyorsunuz. Evet. Veri gönderebiliyor musunuz? Gönderebiliyoruz. Veri de gönderebiliyorsanız bence bunun uygulaması pratik olarak sınırsız. Evet. Aslında öyle. Mesela atıyorum otonom bir şekilde kendi kendine çalışan bir evet. Sistem. Evet. Aynen o şekilde. Sıcaklığı nemi falan kontrol edebiliyorsun. Mesela ben artık eczanemin soğuk hava depolarını kontrol etmek zorunda gerek yok. Evet. Yani ben evde otururken de oradaki problemlere müdahale edebiliyorum. Evet. Nasıl işte pilot takip sistemlerinde aracı durdurabiliyor adam. Siz de aynı sistemle işte oradaki her ne şekilde bir cihazla oraya bir komut gönderiyor olabilirsiniz mesela. O zaman pratik olarak yani o sektörde varsa buraya geçersin. Orası da olursa buraya geçersin. Evet, olay aslında çünkü buydu. Çok modüler bir şey. Bunun üzerinde takılan şeyler, onu çıkar, onu takar. Burada bir şey diyeyim. Mesela Eren arkadaşımız kendi evde denemek için elektrikle çalışan birçok uygulamayı uyguladı. Mesela dışarıdayken telefon mesaj atarak evdeki çalışan bir kettle'ı veya bir fırını durdurabiliyor. Hani veya evinizi sıcaklığına devam edebiliriz gibi yani sonsuz uygulaması var ama bir hala hazırda taksi piyasası zaten önceden beri bizim elimizde. Yani şu anda o piyasaya en hakim olan UDA Elektronik diye bir firma. O da aynı getirip bizim aynı ürünü yapsa biz çok fazla kaybedeceğimizi sanmıyoruz. Çünkü ürünümüz piyasaya girişimiz, servis alanımız o kadar hızlı ki bir başka firmanın onu bizim elimizden kolay kolay alma şansı yok. Yani bunun dışında işte güvenlik sektörüne biraz el attık mesela. Üstünde farklı sensörler, işte hareket sensörü, daha sonra manyetik sensör bağlayarak güvenlik sistemi çıkartabiliyoruz. Ama ne de ölçeli yani bu eczaneler için olana özellikle bu yasayla birlikte baktığımızda ve piyasadaki cihazlara baktığımızda, telefonu incelediğimizde bizim ürünümüz yine orada çok üstün özelliklere sahip. Maliyet açısından da bizim fiyatımız uygun. Dediğiniz gibi yani Jera olmazsa, Egaş olmazsa biz buradan paralelden kendimiz para kendine satış da yapabiliriz. İnternet üzerinden de satış yapabiliriz. Gelecek üçün içinde biz kendimizi o konuma ama ben hazırda böyle satış kanallarımız varken bunlar üzerinden gitmek şimdi ama bir problem. Bir taraftan evet. Değil. Belki tabii stratejik bir karardı yani. Girişimcinin karardı. Ama onunla aynı düşündüğümüz gibi arada ciddi de bir şey var. Marj var, bir de o marjın değişme ihtimaline karşı... Şey, rakamları çok fazla şey yapmak istiyorum çünkü 100 tane üzerinden yaptınız. Mesela bir elektronik komponentle siz 100 tane aldığınızda 1000 tane arasında aldığınız çok büyük farklar olabilir. Biz 100 tane üzerinden bir şey çıkarttık, ortalama fiyatlar görüyorsunuz diye. Ama bizim eczanelere 1000 liraya verdiğimiz ürün, full sensör yani bütün özellikleri olan bir ürünken Türk Telekom'un veya rakiplerin verdiği 2000 lira, 2500 liralardan seyrediyor. Nasıl? Kaç tane sunmak diyorsunuz? Kaç ediyorsunuz? Yani eğer sunmaksa günde 100 tane sunabiliriz. Çünkü artık makineler üretim yapıyor. Ben bunu daha önce elde üretim yaparken günde 30 tane yapıyordum. Paraya başına bana ortalama elektrik masrafıyla işçilikle bir tanesi 10 liraya geliyordu. Ama ben bunu makineye verdiğimde tanesi bana 5 liraya üretilip geliyor. Yani bir günde yüzlerce üretilebiliyor. Yeter ki komponentler bir arada olsun, hazır olsun. Zaten buradaki yani bizim nereye yönelik isteklerimiz ve beklentilerimizle girdiğimiz zaman burada zaten sizin söylediğiniz şeyler çıkıyor. Mesela bu makineyi daha ucuza nasıl üretebiliriz? Bunun için yurt dışı bağlantıları acaba sağlayabilir miyiz?
veya büyük işte Turkcell gibi büyük firmalarla daha bağlantıya gidip, sonuçta Türk Telekom, Turkcell bunlar birbirine rakip firmalar. Onlar kanalıyla biz kendimizi bu piyasada daha sağlam bir şekilde oturtturabilir miyiz? Bizim geri dönük vizyonumuz da bunu oluşturuyor zaten. Mesela şeyin Turkcell'in buna benzer M2M ve bizim PC modülleri var. Onlar da bizim yaptığımız gibi. Son kullanıcıya sunuyor. Diyor ki sen de ne yaparsan yap. Bunun üstünde SIM kartı var. İşte internet Wi-Fi bağlantısı var. Artık sınırsız uygulamaya yönlendirebiliyorsunuz. Biz onun dışında daha spesifik alanlarda kullanabilmek adına 3 tanesini seçtik. Yani spesifik alanı yönlendirmek gerekiyor. Ama o spesifik alanı da biraz daha vadelendirmek gerekiyor. Yani ilk 3 yılı da göz önüne aldım. 1 yıl içinde eczaneler pazarı bitecek mi hakikaten? İşte 1 yıldan sonra taksiyle eczanelerin dışında nereye odaklanmalıyız? Çünkü çok fazla pazar çeşitliği olan yerde kafa karışıklığı doğaldır. Bir oraya gidersiniz, bir buraya. Nasıl olsa bir sürü yer var. Bir algı oluşur. Bir anda bir yer kesildi mi bakarsanız bütün piyasalar aslında kesilmiş. Çünkü oralarda var olan bir yer çıkmış. Temmuz ayındaki hedefimiz çok özür dilerim. Akdeniz bölgesinde EGAŞ benzeri bir şirket var. Şu an onunla görüşmeler yapılıyor. Sıcaklık bölgesi, sıcaklığın devamlı yüksek olduğu bölgeleri tercih edeceğiz. Yani buradaki uygulamayı aynı şekilde orada devam ettirmek lazım. Veri analizi yapma her ya mesela şu oluyor, Adana'dan bir sipariş alıyoruz taksiyle ilgili. Oraya hazır taksiyle gitmişken eczaneleri de gezip oradaki veriyi de topluyoruz. Kimin neye ihtiyacı var, nasıl gibi şeyleri de taşıyabiliyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Biz bu modülde o kadar çok uygulama geliştirebiliriz ki. Ama bu sektörde geliştirmemizdeki başlıca sebep hali hazırda hani bu şeyin vera yazar kasalar çıkmıştı. Bir yıl içerisinde bir anda değişti. Bunu bilemiyoruz şimdi. Eğer böyle bir yasa çıkarsa biz biraz daha... İsmarlıyorsanız direkt karşıdaki misafirin önüne fiyatları tutan değil mi? Denet biraz da şu güçlüyüz yani öyle durum. Ama şu anda öyle bir sınırlama yok. Ama bizim ürünümüz hazır. Şu anda 1000 tane de gelse 1000 tane seri bir şekilde çıkartabilecek durumdayız. Eczaneden gelmese taksiye çevirir. Farklı alanlara yönelebilir çünkü ana parça bu. Sensörler buraya değişiyor. Yani değişen bu kutu yerine şu kutu geliyor. Çok da fazla değişiklik olmadığı için biraz daha şanslı durumdayız. Zaten avantaj da o aslında. Bu fikrin iş fikri olarak kalmasından ziyade piyasada uygulanan bir fikir olması. Yani burada bizim en büyük avantajımızdan bir tanesi de bu. Olur. Başka var mısınız? Evet. Sorunuz var mı? Evet. Merhaba. Merhaba. Burada uygulamalarız. Şu an kaç kişiye çalışıyorsunuz? Ekibimiz kaç kişi yani? Ekibimiz aslında ihtiyaç doğrultusunda çoğalabiliyor veya azalıyor. Örneğin bir sipariş almışsak, montaja gideceksek 5 kişiye ihtiyacımız varsa hemen 5 kişi bir araya geliyoruz. Bir şirketin bünyesinde çalışan anlamında öğrenmek. Şimdi bir şirket değiliz ama sürekli çalışan 2 kişi. Birisi ben, birisi babam. Kime satıyorsunuz? Nerenin üzerinden satıyorsunuz? Şu anda Jerem üzerinden fatura kesebiliyoruz. Evet. 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 Ondan Jerem üretimi görünüyor yani. Evet, öyle görünüyor. Ama şey var, yani ürünün özgünlüğü ve yazılımının tamamen özgün olup bize ait olması, kopyalanmasıyla ilgili çok fazla bir adış üretmiyor. Adını koymak lazım. İşte biz ERA Telemetry Communication olarak bir şeyler veririz, öyle şey yok. Ama şöyle mesela, taksi durağı şayet bizden fatura bekliyorsa, biz Jero'dan bu faturayı çok rahat bir şekilde hemen çıkartıyoruz. Sizin olmasa da bunu saçma demiyor zaten. Ben sizin olsun diye söyledim. Değer üretmişsiniz, noktaya getirmişsiniz ama Jero'nun üzerinde yürüyor şu an mesele. Yani sizin olması biraz şirketleşme sürecini, ki bugün biraz daha ki risk görünüyor piyasalarında ama eğer bu işe hakikaten kafa koyup yani koyup kuracaksanız, bayağı düşmüşsünüz. Anladığım kadarıyla bence sizin olması, fatura isim kesiyorsunuz. Önemli bir adım bence. Özellikle çünkü o firmadan bize evet biz bunun ilk alıcısı oluruz duyamadık ve ikinci kez elini taşın altına koymanın mantıklı olmadığını düşündüğümüz için onu canlandırmadık. Bir de yani düşüncelerinizde iş planını dökmekte fayda var. Yani yıllık satış edebiliriz misiniz? İşte bu satış edebilmek için nereye yapacaksınız? Eczane ne kadar, Taksim ne kadar, Ankara bölgesi ne kadar, Düşün ne kadar? Bunun için işte üretim tarafını sordum. Ne kadar olursa yaparız. Aslında öyle bir tablo var da elimizde. Şey, tam varsa okey. Elimizde var, bir tablo var. Ama sigorta analizi yapmıyoruz. Bununla ilgili olarak mesela... Yani kaç tane satacaksınız sizin elinizde? Var öyle bir tablo var elimizde. Kaç tane satacaksınız? O tablo mesela. Tamam. Biz
EGAŞ'ın bağlantılarını kullanarak 1000 tane eczaneye ulaşabilir ve en kötü ihtimalle 1000 tane satarız dedi. Ama bir yıl içerisinde bunu almak zorunda olursa eczaneler sayının daha fazla olacağını, 2500'e çıkacağını düşünüyorum. İşte 2 tane ayrı olacak, tek satış kanalı EGAŞ'ın şu an.